Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 27 Haziran 2022 Pazartesi günündeyiz. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve her zaman yaptığımız gibi spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Tabii hafta sonu dün özellikle diyelim Gazi koşusu vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96. Gazi koşusunu jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı Secret Power isimli safkan kazandı. Tabii bütün gözler bu yarıştaydı eminim. Siz de izlemeseniz bile bir yerlerde denk gelmişsinizdir. Çok önemli bir yarış ve merakla bekleniyordu. Biz de mi verdik Hakan? Biz de vermişiz Radyo Spor'da. Evet, röportajlarıyla önüyle arkasıyla birlikte o heyecanı sizlere aktardık. Ahmet Çelik'in tabii kazanıp kazanmayacağı merak ediliyordu. Üst üste 7 yıl kazanarak kırılması güç bir rekora imza atmıştı jokey Ahmet Çelik, ama dün onun da serisi sona erdi. Yarışı ancak 13. sırada tamamlayabildi. Dün biraz sürpriz olmuş açıkçası. Tabii çok yakına ilgilendiğim bir alan değil ama dün ben de yarışı takip ettim ve güzel, keyifli bir yarış oldu. Bununla bir giriş yapmış olalım ve dönelim takımların transfer gündemine. Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı transferini resmen açıkladı. 2.8 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek Galatasaray. Oyuncuya da 4 yıllık bir sözleşme verdi ve o sözleşmenin detayları da yine kapa resmen bildirildi. Bunları program içinde, Abdülkerim Bardakçı transferini yine program içinde değerlendirmeye çalışacağız. Tabii transfer süreciyle alakalı çok şey yazıldı. Çünkü Fenerbahçe'nin de gündemindeydi. Beşiktaş da istemişti. İşte istedi mi Galatasaray, elinden mi kaptı, kapmadı mı? Bunlar sosyal medyada bayağı bir konuşulmuş gazeteciler tarafından. Biz de işin o kısmına biraz bakacağız elbette. Ve Galatasaray tabii ki Abdülkerim Bardakçı transferiyle birlikte devamını da getirecek. Özellikle orta sahaya 6 ve 8 numaraya takviyeler merak ediliyor. Gündemdeki isimlerden biri João Mário'ydu. Benfica'nın Portekiz orta saha oyuncusu, ama onunla ilgili pek iyi haberler gelmedi pazar günü. Onu söyleyelim. 6 numaraya sürpriz bir aday Real Betis'ten William Carvalho ismi gündeme geldi ki Fenerbahçe'nin de listesinde olan bir oyuncuydu. Yerli olarak Efecan Karaca, Ali Akpınar gibi isimler de yine hafta sonu Galatasaray'a yazıldılar. Orayı bir genel program içinde Galatasaray'ın transfer gündemini toparlayacağız. Ve sadece gelenler değil, tabii gidecekler de merak ediliyor. Bir numaralı isim gitmesi beklenen marka Sevilla'nın ve Zenit'in ilgisi var oyuncuya. Onunla ilgili son teklifler neler, onlara da elbette bakacağız. Fenerbahçe için hafta sonu gündemi herhalde hazırlık maçıydı diyebiliriz. KF Tiran mücadelesi oynandı. Arnavutluk ekibiyle karşı karşıya geldi Sarı Lacivertler ve karşılaşmadan da 4-0'lık galibiyetle ayrıldılar. Jorge Jesus bir önceki hazırlık maçına benzer bir 11 sahaya sürdü. Sadece tek değişiklik yaptı. İkinci yarı yine oyuna giren ve bu sezon bu hazırlık döneminde ilk kez forma giyen birkaç isim vardı. Onları izleme şansı gördük. 4-4-2 dizilişi aşağı yukarı devam etti. Fakat oyuncuların birkaçının yeri değişti sadece. Ben de karşılaşmayı takip ettim. Cumartesi günü onunla ilgili izlenimlerimi de yine bir önceki maçta olduğu gibi sizlerle paylaşacağım. Ve gelen yok Fenerbahçe'de ama giden olarak Ozan Tufan resmen açıklandı. Hull City ile Acun Ilıcan'ın takımı ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi Fenerbahçe tarafından. Ozan sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gidecek ve artık orada resmi imzalar atılacak. Tabii transfere dair herhangi bir detay bilmiyoruz. Kaç paraya, ne kadar bonservis ödeyecek Acun Ilıcalı, onu da herhalde transfer resmi olarak açıklandığında öğrenmiş oluruz. Beşiktaş'ta da yine hareketli bir hafta sonu geride kaldı. Gelen haberler ağırlıklı olumlu. Weghorst'un salı veya çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Kendisi Frankfurt'tan ve Dortmund'dan teklifler bekledi. Ama Dortmund halleri alıyor. Frankfurt'ta
ileri ucu Alario'yu transfer etti Leverkusen'den ve Weghorst artık devre dışı kaldı. Onu isteyen bir takım şu anda Beşiktaş harici gözükmüyor. O yüzden de teklifi kabul edecek ve İstanbul'a gelecek Hollandalı golcü. Tabii Weghorst'la birlikte Jackson Muleka ismi tekrar gündemde. Onunla da ilgili yine güzel haberler var. Sözleşme süresi, yıllık ücret konusunda anlaşma sağlandı. Standard Liège'de pazarlıkların tam gaz devam ettiği söyleniyor. Cenk Tosun'la ilgili zaten anlaştığı haberi gelmişti. Yani hücum bölgesine Weghorst, Muleka, Cenk Tosun 3 takviye birden bu hafta açıklayabilir. Beşiktaş bu açıdan hareketli geçiyor. Onun haricinde bir de kanat bek transferi olarak bir isim gündeme geldi. Aslında burada biz yerli oyuncuları konuşurken Eren'den, Kazımcan'dan bahsederken unutmuşuz. Nasıl unuttuk aslında? Üzüldüm sonrasında bu ismi duyunca. Tayfur Bingöl, Alanyaspor'un kanat beki de oynayan oyuncusu. Hem bekte hem sağ sol açık her yerde oynayabilen oyuncu Beşiktaş'tı. Ve sol kanat beki için de şimdi adı gündeme gelmiş Beşiktaş'ta, fakat orada pazarlıklar çok çetin deniyor. Alanyaspor'un bonservis beklentisi yüksek. O açıdan zorlu bir operasyon ama Beşiktaş o bölgeye Rıdvan Yılmaz sonrası Tayfur Bingöl takviyesini de yapabilir. Trabzonspor'da ise gündem Ahmet Ağlu'nun hafta sonu yaptığı açıklamalar. İki oyuncu ile görüşmelerin devam ettiğini ve bu oyuncuların 9 Temmuz'daki kampa katılacaklarını açıkladı. Tabii isim vermedi Ahmet Ağlı. Bakalım o isimler kim olacak bu kampa yetiştirecekleri. Emre Mor için haberler çıktı. Bakasetas'ın hafta sonu yaptığı bir paylaşım, acaba gidiyor mu dedirtti Trabzonspor'da. Bugün o haberleri de bakmaya çalışacağız elbette. Ve Türkiye Futbol Federasyonu tam gaz yeni icraatları devam ediyor. Hafta sonu da Ajans Spor'da bir haber paylaştık. Yeni TFF yönetimi Süper Lig ve diğer ligler için sosyal medya hesabı oluşturma kararı aldı. Bu ilginç ve güzel haberlerden biri. Ayrıca rezerv lig konusunda da yine karar alındı. Ahmet Ağlu bunu da paylaştı. Sadece Süper Lig takımlarının görev alacağı, kulüplerinde oynayamayan ya da genç futbolcuların süre alabileceği bir lig oluşturulacak. Bu konuda da mutabakata varıldı, söylendi. Bu da hafta sonunun dikkat çeken haberlerinden bir tanesiydi. Ve son haberimizde Adana Demirspor'la ilgili olsun. Dün Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Ajans Spor'un Instagram hesabında canlı yayına katıldı. Salim Manav'ın sorularını yanıtladı. Kendisi tabii çok dobra konuşmayı seven bir profil. Dünkü yayında da bilmiyorum sosyal medyadan takip ettiniz mi, izlediniz mi? Ama önemli şeyler söyledi. Adana Demirspor'un transfer gündemiyle alakalı, Montella ile ilgili, Balotelli, birçok gündemdeki isimle alakalı net ifadeler kullandı Murat Sancak. Onu da eğer takip etmediyseniz Instagram'da Ajans Spor'un Twitter hesabından ve ajansspor.com'dan da okuyabilirsiniz diyelim. Aramıza gidelim, aradan sonra buradayız. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...7-15 saatlerimiz... şimdi programın başlangıcını Gazi koşusuyla yapacağız. Dün 96.sı düzenlendi Gazi koşusunun. Barış abi de bir gün önceki gala yemeğine katıldı aramızdan. O da hem gala yemeğindeki izlenimlerini hem yarışla ilgili izlenimlerini sizlerle paylaşacak. Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini üstlendi. Secret Power kazandı. Sürpriz bir kazanan çıktı. Ahmet Çelik üst üste 7 kez kazanmayı başarmış ve çok önemli bir rekora imza atmıştı ama dün onun günü değildi. 13. sırada bitirebildi ancak ve sürpriz bir kazanan çıktı. Barış abi, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem yarışı, yarış öncesi yaşananları, nasıl bir atmosfer vardı gala gecesinde de? Şimdi tabii herkese iyi haftalar, herkese günaydın. Yani Gazi koşusu tabii haftanın açılış konusu olarak da bence çok doğru bir konu. Çünkü hafta sonuna damga vuran ve Türk spor tarihinin çok önemli, belki de en önemli organizasyon olarak değerlendirebilir. 1927 yılından tabii, bu yana aralıksız. Sürekli açısından aralıksız 1927'den bugüne devam eden başka bir spor organizasyonu yok. 1927'de başladığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına
yapılıyor olması ve onun da orada o şeyde bulunması ki ondan sonra ölümüne kadar çeşitli defalarda katıldı. Ankara Hipodromu'nun yapılmasına bizatihi öncülük etti. Mustafa Kemal Atatürk zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olduğu gibi Gazi koşusunda onun adına, onun şerefine düzenlenirken atçılık tarihinde de, Türk atçılığında da çok büyük yeri olan bir kişi, hem ülkenin kurucusu hem de bugün Türkiye Jockey Kulübü'nün bu en önemli organizasyonunu onun adına düzenlemesine sebep olması bakımından tarihinde çok önemli yeri var. Şimdi bir kere bu yani Serdal Adalı, Türkiye Jockey Kulübü Başkanı, bir gün önceki cumartesi akşamki gala yemeğinde konuşmasında çok hoşuma giden bir cümle sarf etti. Dedi ki, Gazi koşusu dedi, Türk atçılığının Cumhuriyete ve onun kurucusu Atatürk'e saygı duruşudur dedi. Ve tamamen tabii formatı da ona göre yapmışlar. Atatürk'ün sevdiği şarkılardan Zeybe'ye, tangodan Atatürk'ün at üzerindeki çok iyi bir biniciydi zaten Atatürk, bir asker olarak, bir süvari olarak onun fotoğraflarına kadar müthiş bir anma gecesine döndü gala yemeği, resepsiyon. Ve hakikaten Gazi koşusu adına yakışan bir organizasyon oldu ilk anından son anına kadar. Halkın teveccühü dünkü koşuda olağanüstüydü. İşte sonuçta at yarışları şans oyunu olarak da biz de bütün işte altı ayakları şeyleri her gün yayınlarız farklı şehirlerden, ama Gazi koşusunun olduğu gün altılı ganyan oynamak, Gazi koşusuna bahis yapmak ayrı bir ritüeldir, ayrı bir keyiftir, ayrı bir eğlencedir. Ödül rekorlarının kırıldığı, sürpriz sonuçların çıktığı bir gün, müthiş heyecana sahne olan, işte Gazi koşusu zaten en iyi atların yarıştığı bir koşu, işte atçılığın, at yarışlarının Şampiyonlar Ligi finali olarak değerlendiriliyor, ama hakikaten Gazi koşusu hem koşuyla hem de o günle, ki bir yarış öncesinde de Gazi koşusundan bir yarış önce de Anafartalar koşusu vardı. O da hani Avrupa Ligi gibi düşün, Şampiyonlar Ligi'nden sonra bir öncesinde de o koşuldu. O da çok prestijli bir yarıştı, Anafartalar koşusu. Dolayısıyla yani Cumhuriyet'in kuruluşuna atıfta bulunan, Cumhuriyet'in kuruluş mücadelesine atıfta bulunan bir organizasyon düşün. Cumhuriyet'i kuran komutanımıza atıfta bulunan, ona saygı duruşu olarak değerlendirilen, söylenen ve bütün formatıyla, renkleriyle, organizasyonuyla, her şeyle buram buram Cumhuriyet kokan, kadınlarıyla, modern kadınlarıyla, şık giyimli erkekleriyle, kadınlarıyla, çoluk çocuk, herkesin oraya geldiği protokolüyle, halkıyla gerçek bir Cumhuriyet günüydü. Atatürk Cumhuriyeti günüydü. Modern, medeni, yüzünü batıya dönmüş Türkiye Cumhuriyeti'nin günüydü. Diğer yandan kadına değer vermeyen, kadını okula göndermeyin diyen zihniyetin alim ilan edildiği bir Türkiye varken, diğer tarafta yüzünü batıya dönmüş aydınlık bir Türkiye'nin de olduğunu, sadece o karanlık Türkiye'nin olmadığını, aydınlık Türkiye'nin de olduğunu cümle aleme gösteren, bana göre bir gündü ve bir organizasyondu. Bir kere bu açılarıyla Türkiye Cumhuriyeti için son derece önemliydi. Ben emeği geçen herkesi kutluyorum. Türkiye Jockey Kulübü çalışanlarından tutun da işte Türk atçılığına hizmet eden her türlü, her seviyedeki insanı gönülden kutluyorum. Türkiye Jockey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı özellikle kutluyorum. Gerçekten her aşaması düşünülmüş, pırıl pırıl bir organizasyondu. Kazasız belasız da bitti. Atların sakatlanmaması en büyük, jokeylerin, atların sakatlanmaması en büyük temennidir. Tabii ki günün sonunda ciddi bir rekabet var sahanın içerisinde, hipodromun içerisinde. Dolayısıyla kazasız belasız. Bir ara kedi girdi yarışın başında. Evet, o Gazi koşusunda kedi zor kurtuldu. Evet. Ona da sevindik. Kediye de bir şey olmadı. Kedi de ezilebilirdi. Atlar ürküp kendilerine ve jokeylere zarar verebilirlerdi. Çok orada bir tehlike atlatıldı, gerçekten haklısın. Ama kazasız belasız günün sonunda çok görkemli, 20-30 bin kişinin tıklım tıklım veli
Ali Efendi Hipodromu'nun İstanbul'un doldurulduğu bir gün. Radyo Spor canlı yayın aracı sabah 9'dan itibaren oradaydı. Biz at yarışlarını çok büyük hassasiyetle 15-16 senedir canlı yayınlıyoruz. At yarışlarını yayınlarımızı bölmek pahasına at yarışı severlere de ulaştırmak için o heyecanı taşıyoruz. Ama Gazi Koşusu'nun olduğu gün ayrı bir gündü. Sabah 9'dan itibaren dediğim gibi canlı yayın aracımızla oradan canlı yayınlar yaptık. Halkla arkadaşlarımız orada, Ferdi'yi de kutluyorum. O da çok büyük emek verdi. Ferdi Akıncı Radyo Spor adına bütün gün Hipodrom'da canlı yayın aracımızın etrafında Radyo Trafik'le birlikte oradan çok güzel bir yayın yaptık. Gün boyunca ve yarışları da yayınladık zaten. O heyecanı biz de spor radyoculuğu adına oradaki pozisyonumuzu doğru bir şekilde alıp bizi dinleyenlere, televizyon başında yahut da Hipodrom'da, İstanbul'da olamayanlara da o heyecanı gün boyunca yarış esnasında dahil olmak üzere, yarış sonrasında dahil olmak üzere elimizden geldiği kadar aktarmaya çalıştık. Biz de yayıncılık tarafı da üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Umarız sürçülisan etmemişizdir. Bir hatamız olmamıştır. Bizden takip edenler de o heyecanı doya doya yaşamışlardır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yarışa gelince, yarış zaten benim çok at yarışı anladığım bir konu, çok takip ettiğim bir konu değil. Ama senin söylediğin gibi sürprizlerle dolu bir gün ve sürprizlerle dolu bir de Gazi Koşusu oldu. 22 at, 3'er safkan koşuyor. Hayatlarında bir kere koşabiliyorlar ve hepsi çok seçilmiş atlar oraya gelen. Belli dereceleri olan, oralara, orada koşmayı hak edecek derece olan atlar ve 3 yaş safkan İngiliz zaten bir kere koşabiliyor atta hayatında. Oraya koşmak bile, orada olmak bile at sahipleri için, jokeyleri için, atlar için çok büyük bir onur. Tabii böyle olunca o yarışa katılmayı hak ettikten sonra kazanması da hiçbirinin sürpriz aslında olmaması gerekiyor ama 22 at yan yana dizildiği zaman da içlerinden ikisi, üçü her zaman çok öne çıkıyor. Ve yapılan, üzerine yapılan bahislerde de tabii böyle bir günde, böyle bir heyecanda insan takip ediyor. Hatta işte çok anlamadığım halde ben de sağa sola soruyorum, Ferdi'ye soruyorum. Herkes ne oynuyor, ne yapıyor diye bakıyoruz. Biz de heyecanla takip etmek açısından, o heyecanı yaşamak açısından. 2-3 at özellikle çok ön plana çıkıyor. Oynanan, üzerine oynanan bahisler altında da ganyanlar vesaire. Ama onların kazanacağı diye bir şey tabii ki, bu bir sonuçta şans oyunu, sonuçta atlar koşuyor ve işte burun farkıyla zaman zaman 3 boy 5 boy farklarla kazananlar ki dün şimdi 22 numaralı at Secret Power kazanırken arkadan ikinci olanlara bakarsan hepsi burun farkıyla 4 at dizildiler. İçlerinden biri burnunu uzattığı için ikinci oldu. Öbürleri üçüncü, dördüncü, beşinci oldular. Aralarında burun, boyun, baş falan dediğin o farklar minimum seviyede. Foto finişte ancak 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i birbirinden ayırt edebildi. Birinci 3-4 boy kazanırken. Dolayısıyla 13. olan atta favorilerden biriydi ona bakarsan. Serdal Adan'ın atıydı mesela, değil mi? Dolayısıyla hani böyle sürprizler de oluyor. Bunu da bir kere daha hatırlatmak da lazım. Bu işin temaşası, bu işin eğlencesi, keyfi, rekabeti, işte organizasyonun anlamı, hepsi çok keyifli. Ama bunun günün sonunda bizim burada çok hep konuştuğumuz futbol bahisleri de dahil olmak üzere, at yarışları da dahil olmak üzere, günün sonunda bunun bir şans oyunu olduğunu, kağıt üzerinde analiz edemeyeceğiniz birçok faktörün yarış ya da maç ya da oyun, ne derseniz deyin, esnasında bir sürü değişkenle sonuca etki edilebildiğini, bunun da önceden öngörmenin de belli seviyede mümkün olduğunu, belli seviyenin ötesine de şansa ancak kaldığını, bunun da bilincinde olarak insanlar bahiste yaparlarsa bugünü öyle hani çok ciddi paralarda kazanılmadığı gibi çok ciddi paralarda kaybetmemek gerekiyor. Ben de birkaç bilgi vereyim Gazi Koşusu ile alakalı olarak. En çok kazanan jokey Mümin Çılgın, tam 9 kez kazanmış. İlginç olan ilk kazandığı yarış 1960 yılındayken son kazandığı yarış 1991 yılında. Yani 32 sene içerisinde, 31-32 sene içerisinde 9 farklı yarış kazanmayı başarmış ve ona şu anda en yakın isim Ahmet Çelik. O da bu yarışı kazanamadı. 13. sırada tamamladı az önce söylediğimiz gibi. Birincilik ikramiyesi 2 milyon 500 bin lira olarak belirlenmişti. Yalnız kayıt tutarları, taksi ücretleri vesaire birçok primiyle beraber birinciye, at sahibine 3 milyon 859 bin 700 liralık bir ikramiye verildi. İkincinin sahibine 1 milyon, üçüncünün sahibine 500 bin,
Dördüncünün sahibine 250 bin ve beşincinin sahibine de 125 bin liralık bir ödeme yapıldı. Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır seyircisiz düzenleniyordu Gazi koşusu. Artık böyle bir sıkıntı kalmadığı için son dönemde bütün önlemler gevşetildiği için Gazi koşusu da seyircili bir şekilde yapıldı. Tabii ki yarışseverler de çok yoğun bir ilgi gösterdiler. Biz de Ajans Spor'da yarıştan enstantaneler paylaşmışız, fotoğraf kareleri. Dileyen oradan da yarışla ilgili görüntülere bakabilir. Benim de aktaracaklarım bunlar Gazi koşusuyla ilgili. Şimdi aramıza gidelim. Şey de vardı bu arada, ondan söyleyelim. Hani yabancı jokey de vardı. Türk olmayan bir jokey de yarıştı. Dolayısıyla uluslararası bir üne ki yani 1927'den beri yapılan ve bu kadar görkemli, bu kadar ihtişamlı bir şekilde yapılan bir organizasyonun da bütün dünyada bilinmesi, tanınması da gerektiğini düşünüyorum. Yani açık söylemek gerekirse şöyle bir gözden bir geçirelim. Siz de bir yoklayın dimağınızı. Hani Türkiye'de spor organizasyonları seviyesinde 1927'den beri bu kadar düzenli yapılan, bu kadar büyük ilgi, alakanın gösterildiği, bu kadar ihtişamlı, bu kadar rekabetçi, bu kadar medeni, bu kadar modern organizasyon Türk sporunda nerede var başka? Aklıma geleni söyleyeyim mi? Söyle. Yağlı güreşler, Kırkpınar yağlı güreşleri aklıma geliyor. Daha da eski olduğunu tahmin ediyorum ama şu an aklıma gelen hiçbir araştırma, hiç aksadı mı aksamadı mı? Organizasyon, organizasyon olarak Gazi koşusu yarış günü seviyesinde Greco-Roman yağlı güreşleri bir geleneğin devamı olarak tarihi değeriyle ve devamlılığıyla sürekliyle şey yapabilirsin, eşdeğer görebilirsin. Bunlar en zirvedeki spor organizasyonumuz içerisinde elbette ki yağlı güreşleri söylemen doğru. Ama şunu söylemem lazım. Gazi koşusu başlı başına bana göre Türk spor tarihinin en önemli organizasyonu, en köklü organizasyonu. Tabii manevi değeriyle zaten Atatürk'ün adının olması zaten onu başka bir noktaya koyuyor ama yani Gazi koşusunu özellikle aldığında içeriği itibariyle, sürekli itibariyle, anlamı itibariyle, rekabeti itibariyle 1927'den beri kesintisiz yapılmasıyla Türk spor tarihinin herhalde en önemli müsabakasıdır. Bir Fenerbahçe Galatasaray derbisinden bir ya da bir Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş derbisinden çok daha değerli Gazi koşusu diye düşünüyorum ben. Bu anlamda baktığında, bu değerde baktığında onu öyle herhalde okumak çok yanlış olmaz. Evet, şimdi araya gideceğiz. Aradan sonra da artık transfer gündemindeki gelişmelere bakmaya başlıyoruz. Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı transferiyle başlayacağız. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...7.36 saatlerimiz, transfer gündemine şimdi bakmaya başlıyoruz. Galatasaray'la başlayacağız demiştik. Abdülkerim Bardakçı transferi hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın gündeminde olan ve gün gün hangi takıma gideceği değişen bir isim oldu. Önce Fenerbahçe'ye gideceği üzerine biz burada yorumlar yaptık. Çünkü Fenerbahçe kulübüyle bonservis konusunda anlaşmıştı. Yani çok önemli bir mesafe kat edilmişti. Bence %50'den fazlası bitmişti transferin ama sonra baktık ki taraflar masadan kalktı. Çeşitli gerekçeler sunuldu tabii ki. Abdülkerim Bardakçı'nın fazla ücret istemesi Fenerbahçe'nin hoşuna gitmedi dendi. Abdülkerim Bardakçı'nın orada çok fazla oynayamayacağını düşündüğü için reddettiği söylendi. Öyle veya böyle Fenerbahçe'ye transferi olmadı. Sonrasında hem Beşiktaş hem Galatasaray devreye girdi ve oradan da çıkan taraf Galatasaray oldu. Galatasaray 2.8 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Kapa bu bildirimi yaptı oyuncuyla alakalı olarak ve 4 yıllıkta bir sözleşme imzalayacak. Giderek artan bir yıllık ücreti var Abdülkerim Bardakçı'nın. İlk sezon 17 milyon TL, ikinci sezon 19.55, üçüncü sezon 23.46 ve dördüncü sezonda 29.325 milyon TL'lik ödemeler söz konusu.
Ama Galatasaray Markaon'un ayrılığına Abdülkerim Bardakçı transferiyle birlikte çok iyi hazırlanmış oldu ki Markaon'un da paralel olarak onu da söyleyelim. Son birkaç günde muhabirler de yazıyor. Artık Sevilla'ya transferine kesin gözüyle bakılıyor. 10 milyon euronun üzerinde. Kimi kaynağa göre 15, kimisine göre 13 ki artı bonuslar olması da bekleniyor. Bu bonservis ücretlerine takımdan ayrılması gündemde. Zenit'in de bir ilgisinden bahsedildi ama Brezilyalı oyuncu Zenit yerine Sevilla'ya gitmeyi tercih ediyor ki teklif de anladığımız kadarıyla Sevilla cephesinden gelen çok daha iyi. Bence hani Galatasaray için olağanüstü bir iş. Markaon'u bu pazarda göndermek. Abdülkerim Bardakçı kaç bir yıllık kontrattı? 4. 4 yıl. Euro cinsinden biraz söyle. TL cinsinden söyle. TL hani bonservisi 2.8 milyon euro. Tamam. Alacağı para euro cinsinden ne oluyor? Hani 1 milyon euro diyelim. 1 milyon euro ilk sezon. Sonraki sezonlar? İşte şu anki kurla 1.2 diyelim. 1.3 diyelim. Ama TL cinsinden yapıyorlar. Tabii TL cinsinden. Ama değiştiği evet. için. Şimdi hani açık söylemek gerekirse Abdülkerim Bardakçı'nın bu son performansıyla, yaşıyla, yerli statüsünde olmasıyla 1 milyon euro bence uygun bir rakam. Yani daha aşağı olması beklenemezdi. Yıllık ücreti uygun. 2.8 milyon euro bonservis de pahalı değil. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlarda onun oynadığı şu anki istikrarlı seviyede daha ucuza alır mıydı? Çok da kolay değil. Çok da kolay değil açık söylemek gerekirse. Yerli statüsünde olması mevcut kriterler çerçevesinde önemli. Yani eğer böyle bir 8 artı 3'ler falan olmasaydı o zaman diyebilirdin ki Abdülkerim Bardakçı çok kısa bir sürede bu performansı ortaya koydu. Hani yıllardır bu futbolu oynuyor. Milli takımın değişmez stoperi falan filan böyle bir özelliği yok. 1 milyon euro az para mı yani çok para diyebilirlerdi ama 8 artı 3'le beraber değerlendirildiğinde ve senin de söylediğin gibi Markaon'un satışıyla beraber mutlaka yabancı oyunculara da yönelse yerli statüsü avantajını kaybetme pahasına yabancıya da yönelse yine bu rakamların altına oyuncu bulamazdı Galatasaray. Bence iyi bir transfer. Defans hattı da tamamen yabancı oyunculardan oluşuyordu geçen sezon. Hem kalecisi hem sol beki, sağ beki, iki stoperi. Şimdi oraya en azından bir yerli katmış oldu. Tabii Kazımcan da gelecek sol beki ama onun Fanaolt'un alternatif olması bekleniyor. Abdülkerim Bardakçı birinci oyuncu olacak ki performansıyla iki sezondur gösterdi. Özellikle Süper Lig'de Konyaspor formasıyla çok isim kralıydı. Çok güçlü bir oyuncu. Ayağına çok hakim savunmadan. Topla çıkışları benim son dönemde hem Türkiye içinde hem Avrupa'da gördüğüm en rahat çalım atan stoper. Çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Bilmiyorum çok abartıyor muyum Ali abi. Sen de Avrupa'da maçlar izliyorsun çok fazla ama bu kadar dar alanda rahat çalım atan bir 10 numara gibi bir kanat oyuncusu gibi çalım atan ben stoper hatırlamıyorum. Abdülkerim Bardakçı böyle bir oyuncu. Savunma yönü eleştirilecek yönleri var. Zaman zaman bölgesini çok kaybettiği, pozisyon almadı, hatalar yaptığı aşikar. Markaon da yapıyor. O yüzden hani Markaon ile kıyaslarsa böyle çok geride değil. Hatta istikrarıyla bence Markaon'un da önünde. Hani bu kadar yüksek bonservise satıp bu kadar ucuza bence satılan oyuncunun bonservisine nazaran. O zaman dinleyicinin sorduğu soruyu sana soruyorum. Markaon'un bonservisi için ne konuşuluyor? 15-13. Ben mesela çift taneli 1 milyon euro Markaon bonservisine beklemiyordum. 10 milyon euronun üzeri büyük bir başarıdır. Ben Markaon'un o paraları edeceğini de uzun zamandır söylüyorum. Görmüyorum öyle bir şey diye Markaon'da. 5 milyon euro ile 10 milyon euro arası bir rakam bence gider diye düşünüyordum. Onun üzerine çıkması, 10 milyonun üzerine çıkması da büyük bir başarı. Tabii yine bekleyip görmek lazım Barış abi. Yani eğer dediğiniz zaman, gibiyse rakamlar. Tabii ben de denilenleri söylüyorum ama belli de olmuyor bu işler. Bazen abartılıyor. Ama eğer Markaon'u 13-15 milyon euro falan satıyorsa Galatasaray çok başarılı bir operasyon. Tebrik ederim. Dinleyicimiz ne sormuş? Bütün bu söylediklerine göre Sevilla neden Abdülkerim almadı da Markaon'u aldı? Güzel bir soru. Soruluyor yani. Güzel bir soru. Bence de haklı. Ben de olsam Abdülkerim aradım. Tanımıyorlar çünkü. Konuşuluyor ki. Tanımıyorlar çünkü. Markaon nasıl tanımıyorlar Barış abi artık? Herkes herkesi tanıyor. Abdülkerim Bardakçı çok tanımamışlar. Yani birini tanımama gibi bir şey yok. Hele Avrupa'da oynayan bir oyuncu için. Şimdi şöyle bir durum var. Sen ne diyorsun o zaman? Şöyle bir durum var. Sen ne diyorsun? Niye almadın? Yani Sevilla... Ne Abdülkerim'in abartıldığı kadar olduğunu ne de Markaon'un abartıldığı kadar kötü olduğunu. Yani ne bir tarafın abartıldığı kadar iyi olduğunu ne de Markaon'un abartıldığı kadar sana, kötü olduğunu ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi abartı kısmını atalım. Yani köpük kısmını Markaon'daki ben Markaon'a kötü bir stoper falan demedim. İyi stoperlerden bir Türkiye'de ama abartıldığı kadar iyi bir stoper olmadığını söyledim. Ben de tersini söyleyeyim senin söylediğini. Abartılıyordu Markaon diye düşünüyorum ben.
Abdülkerim Bardakçı'yı da göklere çıkarmıyorum. Ama belli bir istikrarı var, belli bir seviyesi var son bir senede. İyi stoperlerden, Türkiye'nin şu anda son yakın dönemdeki iyi stoperlerinden. Mert'in söylediği özellikleri falan hani doğru ama yerli statüsü kıymetli. Yani sahada ilk 11 seviyesinde oynayabilecek, Türkiye standartlarında oynayabilecek bir oyuncu ve yerli. Dolayısıyla bu oyunculardan çok fazla yok yerli olduğu için. Şimdi Sevilla'da neyi görüyor Marco'da da işte Abdülkerim'i göremiyor. Gerçekten Abdülkerim'i çok iyi izlememiş olabilir. Marco'ya kadar iyi analiz etmemiş olabilir. Marco daha çünkü internasyonel anlamda reputasyonu olan bir oyuncu Marco. Daha önce de Galatasaray'a gelmeden önce de oynadığı yerlerde Sevilla'nın dikkatini çekmiş olabilir ya da birçok kulüp görmüş olabilir ama Abdülkerim Bardakçı'nın uluslararası seviyede bir tanınırlığı biliniyor yok. Marco Hazreti o konuda avantajlı. Kaldı ki Sevilla'da 8+3 kuralı diye bir kural da yok. Yani Sevilla'da yerli Türk futbolcu oynatma gibi bir zorunluluk yok. Ama Galatasaray Türk futbolcu oynatma zorunluluğu var. Dolayısıyla Abdülkerim'le Marco'yu birbirinden inanılmaz ayırmak doğru bir şey değil. Yakın oyuncular birbirine. Abdülkerim, Marco birbirine yakın oyuncular. Böyle bir operasyonu 8+3'te değerlendirdiğinde Galatasaray doğru iş yapıyor. Ha, Sevilla yanlış iş yapıyor demek değil bu ama. Hayır, Galatasaray doğru iş yaptı da. Sevilla yanlış iş yapıyor demek de değil bu. Galatasaray'ın doğru iş yaptığını biliyoruz zaten. Abdülkerim'i kim alsa fayda sağlayacak. Tamam. Yani, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray hiç fark etmiyor. Onu söyledik zaten ama şu an öyle bir ortam var ki, öyle bir hava var ki yani Marco işte gidiyor Galatasaray'dan ayrılıyor. Galatasaray çift haneli bir satış yapmak üzere. Ama Abdülkerim'le ilgili o kadar şey söyleniyor, o kadar böyle abartılı cümleler kuruluyor ki zannedersin hani Galatasaray kötü bir stoper gönderiyor. İşe yaramaz bir stoper gönderiyor. Yerine dünyaca ünlü, müthiş işler yapan bir stoper almış gibi ama, bir ama bu şey sen var. Taraftar ve sosyal var. Sen taraftar. Yani onu garipsiyorum. Senin garipsediğin şey burada garipsediğini söylediğin yani şey. Yani marka kötü bu dediklere ya, kadar. Ama bir şey söyleyeceğim. Senin bu garipsiyorum diye referans olarak gösterdiğin şey sosyal medya ve fanatik taraftar şeyi profil. Yani çünkü ben bunu sosyal medyada daha çok aktif olarak görebildiğimiz fanatik taraftar profili dışında hiçbir yerde yorumcu seviyesinde. Valla yorumcu seviyesinde de öyle Barış yok, abi. Yok ben bilmiyorum. Abdülkerim'le alakalı olarak söylenenler. Sen belki benden daha iyi takip ediyorsundur. O olabilir ama ben şey görmedim. Ya Abdülkerim'in yani şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray kapıştı. Ciddi bir polemik konusu olduğu için bu kadar tabii gündeme geldi Abdülkerim. Yani Fener ile Galatasaray kapışmasaydı bu kadar da konuşulmazdı. Bir takım transferlerdi. İyi bir transfer yaptı diye yazılırdı. Çünkü ilk 11 oynasa da oynamasa da değerli bir transfer. Yani mesela Abdülkerim'i aldın yedek oturuyor. Bak kötü aldın yedek oturuyorsun denmez. Yani Abdülkerim gibi bir adamın kadroda olması, yerli statüsünde böyle bir stoperin kadroda olması ilk 11'de oynamasa bile iyidir yani. Kulübende öyle bir adam varken stoperin sakatlandığında, kart gördüğünde falan yüreğin ağzına gelmez. Abdülkerim'i sokarım dersin yani. İlla ilk 11 diye de görmek lazım. 1 milyon euro da bugün ne paralar ödeniyor Türkiye'de? Evet, hiçbir kulübümüzün böyle paraları yok aslına bakarsan ama her parayı da ödüyorlar maşallah. Bonservis de ödüyorlar. İşte dünyaca ünlü hocalar da getiriyorlar. Futbolcular da hala getiriyorlar. Ben beklemezdim bu kadar hala isimler falan Avrupa'dan geçsin. Baya baya transferler yapıyorlar hala bu batmış halleriyle ekonomik olarak. Döndürüyorlar bir şekilde yani. Borcu döndürüyorlar, onu döndürüyorlar, bunu döndürüyorlar ama yani battığı halde gemi aslında teknik anlamda yüzüyor hala. Dolayısıyla böyle bakıldığında da 1 milyon euro ben Abdülkerim Bardakçı'ya gayet doğru bir rakam olarak görüyorum. Fenerbahçe'de alsaydı doğru işti. Galatasaray'da alsa doğru iş. Şimdi Fenerbahçe alıyordu son dakikada Galatasaray'a döndü İbre. Şu ya da bu sebeple. Ali Koç çok kızmış. Abdülkerim Bardakçı onun da ağırına gitmiş diyen de var. Senin söylediğin gibi Fener'e gitsem oynama şansım daha az. Galatasaray'da Marco'ya gidiyor orada daha iyi bir pozisyon var demiş de olabilir. Hepsi olabilir. Hepsinin de payı olabilir. Bunlar tabii polemik konusu olduğu için bu kadar konuştu ama hangisi yapsa doğru transferdi. Kesin olay yani, itiraz eden yok. Yani hani Marco'dan iyidir diyemem açık söylemek gerekirse ama Marco'dan kötüdür de kimse diyemez diye düşünüyorum. Giden rakama gelen rakama falan en azından Marco için konuşulanla beraber baktığında Marco'nun rakamı abartılı bile olsa de ki Marco 9 milyon euroya gitti. Marco hani gitmek istiyor zaten Sevilla'ya diyelim ki Sevilla'da 15 verme 9 veriyor. Pazarlık Galatasaray razı olmayacak mı 9'a? Olacak. 2.8'e zaten yeni doldurmuş. Yok bunlara zaten diyecek bir şey yok ama tamam. Benim anlayamadığım nokta şu. Hani Galatasaray zaten
Markao'dan faydalandı. Markao'yu çok iyi bir şekilde scout etti, aldı, faydalandı, kullandı. Ama şimdi giderken hani giden oyuncu ama böyle... Ama bu ülkede bu böyle değil mi? Yani her yerde böyle değil mi? Kim giden, bu kadar yerin dibine soktu? Ben onu da kaçırdım. Abdülkerim marka kıyaslaması yapanlar şey Abdülkerim'i çok farklı bir noktaya koyuyor. Sen öne mi koyuyorsun, arkaya mı koyuyorsun? Markaya koyuyor. Ben ikisi arasında çok büyük bir fark görmüyorum. Ama bu kadar da abartmaya gerek yok yani. Marka... Ama sen abartıyı referans alman da ben de diyorum ki yorumculardan ziyade şöyle, fanatikler ve her zaman şunu bunu düşün. Bunu yapan unutma. Yorumcular. Ali şunu unutma. Ya yorumcular da ben senin yani dediğin... Gidenle şey geleni diyorum. Kıyaslıyorlar. Abi giden her zaman... Giden her zaman düşürülür, gelen her zaman yükseltilir. Bunun rating boyutu var, tiraj boyutu var, trafik boyutu var. İnternetinden gazetesine, televizyon yorumculuğuna kadar. Radyoyu karıştırmıyorum, ben radyoda böyle bir şey duymadım çünkü bizim arkadaşlardan da duymadım. Ama televizyon yorumcularında benim kaçırdığım bir şeyi yakaladıysan sen, inan bunu rating için yapmışlardır. Çünkü sonuçta biri gidiyor Galatasaray'dan, artık onun radarından şeyinden çıkıyor. Galatasaray'da giden oyuncunun peşinden bakmaz, gelene bakar. Geleni konuşursan rating yapan, gideri konuşursan, gideni översen rating yapmaz. Geleni övmen lazım. Gideni de yeriyorlarsa ya da gidenin değerini düşürüyorlarsa, gelenin değerini yükseltmek içindir o. Bunu da niye yaparlar? Çok basit bir sebeple yaparlar. Ucuz rating için yaparlar. Galatasaray taraftarını ekran başına toplayalım ya da fanatik taraftar niye yapar? Adam zaten Galatasaraylı. Gideni mi övsün yani? Ya o zaten çok bir şey değildi. Ne biçim hatalar yapıyordu? Abdülkerim yerli. Abdülkerim aynı zamanda geçen sene bak Mert Elam öve bitiremiyordu. Bize gelince mi kötü oldu falan diye bir de Galatasaray'ların refleksi var. Bir de Fenerbahçe alacakken son anda Galatasaray'a dönmüş. Hatta Abdülkerim Galatasaray'ı tercih etmiş şeyleri oldu. İşte biz Galatasaray isterse alır malır falan. Klasik bu. Takımların, fanatik tarafların kendi arasındaki it dalaşı. Geçmişte hep birbirlerinden böyle oyuncu kapmışlardır. Bir gün Fenerbahçe kapar, öbür gün Galatasaray kapar, öbür gün Beşiktaş kapar. Hep kapan, gördün mü biz istersek alırız falan. Alamayınca da biz zaten istemiyorduk yaparlar. Tamam, bu böyledir bu işler yani. Ama bunu hepimiz biliyoruz ki bunun kulüplerin büyüklüğüyle, zafiyetiyle de çok fazla bir alakası yoktur. Bir, ihtiyaçlarındaki öncelikle çok alakalıdır. İki, oyuncuların kişisel tercihleri devreye girer. Çocukluğunda Fenerlidir, çocukluğunda Beşiktaşlıdır, bilmem nedir. Ya da o anki şartlarda kadro, hoca, ben bu kadroda oynarım, bu hocayla anlaşırım, bu oyuncularla oynarım. Öyle şeyler olabilir. Babasının, anasının, kuzeninin, dayısının, amcasının rolü vardır. Verilmiş sözler vardır. Yani o kadar çok değişken vardır ki böyle şeylerde. Bir gün o alır, bir gün öbürü alır. O rekabeti, ama taraftar ne yapar? Hep biz şu X kulübüyüz, biz istersek kardeşim alırız. Almıyorsak da zaten biz istememişizdir. Çok istesek alırdık zaten. Biz çünkü her istediğimizi alırız. Falan filan gibi şeyler yaratılıyor. Biraz da bu yaratılan, bu şeyi de ekmeğini yemek için, taraftar arasındaki rekabetin ekmeğini yemek için Abdülkerim'i tabii ki yorumcuda konuşurken biraz şişirir. Gidene de fazla prim vermez çünkü gitmiştir. Eğer Abdülkerim gidiyor, Markao geliyor olsaydı, senin o yakaladığın hassasiyet neyse, neye takıldıysan, inan öyle olacaktı. Abdülkerim ya zaten o kadar önemli bir adam değildi. Zaten bir sene oynadı topu böyle. Daha önce neredeydi bu Abdülkerim? İlk 1,5 yıldır duyuyoruz Abdülkerim'i biz, görüyoruz. Çok fazla bir istikrar diyor ki senin yarın ne olacağı bilmiyoruz. Marco Adel'in adam şu ligde oynamış, bu ligde oynamış, bu kadar tecrübesi var, şu kadar piyasası var falan diye döner bunu anlatırlardı. Ya bunu da yadırgamamak lazım. Yani bu spor medyasının ve taraftar profilinin istediği şey bu. Aslında ikiniz de benzer şeylere takılmışsınız Barış abi. Siz de zamanında şey markayla ilgili yapılan abartılı haberlere takılıp abartılıyorsunuz. Ali abi de aynı şekilde Markayla ilgili abartıldığını düşündüğüm tek şey, Galatasaray geldiği günden beri, ben Galatasaray'da Markao'nun Türkiye'nin iyi stoperlerinden biri olduğunu söylüyorum zaten. Ama abartıldığını düşündüğüm şey Markao'nun bonservis bedeliydi. Yani 15 milyon euro, 20 milyon euro, 25 milyon euro falan dediler bir ara. Dedim siz dalga mı geçiyorsunuz? O para etmez demiştim ben. Şimdi 13-15 ediyorsa da diyenler, hani 20-25'i zaten hiçbir zaman dikkate almadım ama 13-15 diyene de inanmıyordum. Tebrik ederim. Haklı çıkmış olurlar eğer o rakamlara giderse. Bakacağız, göreceğiz kaça gittiğini. Hani benim gözümde 5 milyonla 10 milyon euro arası bir rakam verir yabancılar Markao için. Hani dışarıdan alıcı adamın gözüyle konuşuyorum ben. Ha bunu da ben konuşurken Galatasaray düşmanına falan yordular. Benim hep söylüyorum ya, 15-16 sene oldu, dilimde tüy bitti. Kardeşim ben burada futbolcu, takım, teknik direktör, başkan, kulüp falan konuşurken benim için Fener, Galatasaray, Beşiktaş
de onların oyuncuları X, Y, Z. Umurumda bile değil hangi takımın oyuncusu olduğu. Hiçbir zaman onlara bakarak konuşmam ben. Öyle bir 15 senedir böyle bir şey yok bizde. Onu anlat. Ama tabii insanlar kendileri gibi biliyorlar. Onu da öyle okumuşlardı, değerlenmişlerdi. Hep aynı noktadayım ben. Benim kadar istikrarlı zor bulursunuz konuşan. Haklı ya da haksız fark etmez. İstikrar daha önemli bir şey. Haklı haksız olmakta. Peki. Bununla ilgili birkaç detay daha vereceğim. Abdülkerim Bardakçı ile ilgili. Bence önemli noktalardan biri Abdülkerim Bardakçı'nın Konyaspor'dan gelmesi. Konyaspor gibi hani ligin çok kapadan takımlarından biri değildi. Daha çok Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'a yakın bir oyun oynamaya çalışan, topa sahip olan bir takımdan gelmesi bence oyuncu için kıymetli. Çünkü çok kapadan bir takımdan gelmek, oradaki performansı göstermek başka. Büyük takım performansı başka. Bu anlamda da Galatasaray bana kalırsa doğru bir iş yaptı. Bir de Marka'ya gitmişken onun bölgesini ancak böyle bir oyuncu da doldurabilirdi bu şartlarda. Bence daha iyisi olmazdı. Çok yani doğru bir transfer oldu zaten. Aşikar. Ben hep mesela vurgularken şimdi hani Ali artık şey yapmasın, o algısının peşinden koşmasın. En azından bizim için hani Marko'ya gitmiş, gidiyor artık yani diye görüyoruz. Şimdi sadece Marko'yu bırakalım da sadece Abdülkerim Bardakçı'ya bakalım, karşılaştırmayalım da yani. Ama şöyle düşün yani, yerli statüsü olduğu için çok önemli diye hep söylüyorum ama yerli statüsü olmasaydı da sen iyi bir stoper almak istiyorsun. İlk 11'de oynayabilecek, kenarda bekleyebilecek, rekabetçi, o bölgenin derinliğinde, rekabetinde fark yaratacak. Beraber oynadığına da, yerine oynadığına da yarayacak performansı. Çünkü karakterli oyuncu Abdülkerim. Yani saha içi, oyun içerisinde sorumluluk alan ve bir şey yapmaya çalıştığı şeylerle cesur bir oyuncu. Şimdi böyle bir oyuncunun 2.8 milyon euro bonservisi var. 1 milyon euro da yıllık aldığı para var. Bunu Avrupa'dan herhangi başka bir oyuncu yabancı olarak da getirsen daha aşağı getiremezsin Türkiye'ye. Hatta belki daha farklı dezavantajlar olur getirirken. Karısını ikna etmen lazım. Çocuğuna okul bulman lazım. Ekstra kira evini, şimdi kirası isteyecek. Dinayir için Lyon'da çok oynayamayan yıllık 1,5-2 milyon eurodan düşün, bahsediliyor. Bonservisi elinde. Şimdi onu vereceğim. Buna veririm tabii. Dinayir şimdi. Bir de yerli statüsü farkı var. Tabii. Yani onun için hani yerli statüsü olmasaydı da kötü bir transfer değil, parasıyla ve şu ana kadarki gösterdiği performansla. Yalnız parayla ilgili de hafta sonu Sabah gazetesinde bir haber yapıldı Mehmet Özcan. 17 milyon TL yerliler arasındaki en yüksek olan Kerem, Emre Kılıç ve Emrah Baba'nın iki katından fazla, 8 milyon TL'ye kazanıyorlar. Abdülkerim 17. Bunun takım içinde problem yaratabileceği ve bu oyuncuların da sözleşmelerine zam isteyebilecekleri de konuşulmuş ki bence çok doğru bir haber. Çok eleştiri almış hafta sonu gördüğüm kadarıyla ama tespit olarak bence güzel bir tespit. Şimdi ya bilgisayar oyununda bile, futbol menajerde bile takım yaparken oyuncunun senin takımında oyuncuya biçtiğin bir rol vardır. Kilit oyuncu, düzenli ilk 11 oyuncusu, rotasyon oyuncusu, tamamen yedek damgası yemiş oyuncu. İlk 11 yedeği oyuncu. Şimdi bu sıralamayla gider. Önce bir kilit oyuncular vardır. Takımın kilit oyuncuları. Asları, yıldızları yani. Amiyane tabirle. Ondan sonra ilk 11, düzenli ilk 11 oyuncusu gelir ikinci safhada. Üçüncü safhada rotasyon oyuncusu gelir. Bazen ilk 11, bazen yedek. Bir de dördüncü sırada devamlı yedek. Yani ancak aslara, ilk 11 seviyesindeki düzenli kadroya bir şey olursa hazır kıta oynayacak ama esasen yedek oyuncuydu. Bir de onun en sonuna da, yedeğin de altına genç gelir yazarsın yani. Youngster dedikleri, hani onlar da 16, 17, 18 yaşında takımla beraber antrenman yapması bile onun için kıymetli olan oyuncuları yazarsın bir de en aşağı. İşte bu hiyerarşiyle oyuncular bir kere dizilirler. Hocanın gözünde, sportif direktörün gözünde bu şekilde. Oyuncuya da bu söylenir. Sen busun denir. Hani yerini bil. Ve yerini bil derken rekabet et, kendi yerini bir yukarı taşımaya çalış. Yani sen rotasyon oyuncusu olarak mı geldin? Düzenli 11 oyuncusu olmaya çalış. Düzenli 11 oyuncusu olarak mı geldin? Yıldız oyuncu olmaya çalış, as oyuncu olmaya çalış diye oyuncuya da hedef verirsin. Şimdi ama bunu oyuncuya da kendini, hiyerarşideki yerini hissettirirken, söylerken bunun da bir ekonomik değeri vardır. Nasıl şirketlerde, kurumsal yapılarda maaşı üst seviye yöneticiler haricindeki diğer bütün çalışan kadroda, geniş kadroda maaşı kişiye vermezsin, maaşı masaya verirsin.
Yani oturduğu masanın bir değeri vardır. Sen şu masada oturuyorsan bu masa diyelim ayda 10 bin lira para kazanıyor. Yani buraya oturan adamın ayda 10 bin alması gerekiyor. O pozisyonun, koltuğun değeridir o. Senden önce alan 17 bin alıyorsa sen 10 bin lira oraya oturmazsın. Benden önce buradan kalkan adam ne alıyorsa ben de o parayı almak isterim dersin. Makamın bir değeri vardır. Kurumsal yapılarda, işletmelerde. Bu futbol takımlarında da böyledir. İşte o genç oyuncu dediğimizden itibaren, yedek dediğimiz, rotasyon oyuncusu dediğimiz, ilk 11 oyuncusu dediğimiz, as oyuncu dediğimiz oyuncuların da hiyerarşilerinin de bir rakam seviyesi olması lazım. Sen kalkıp Abdülkerim Bardakçı'yı siz bu sıralamada nereye koyarsınız Galatasaray'da? Bilmiyorum. Şimdi sorarsan muhtemelen Galatasaray'da ilk 11 oyuncusuyla rotasyon oyuncusu arasında bir yere koyacaklar. Bilmiyorum şimdi diğer başka Galatasaray'ın stoper havuzu ne olacak. Ama %80'i şu anda Galatasaraylara sorsak Okan Buru ne der, ne yapar diye ilk 11 derler. As oyuncu, yıldız oyuncusu değil Galatasaray'ın. İlk 11 oyuncusu olarak ilk 11'e direkt yazıyorlarsa İlk 11 derler %80. %20 olasılıkla da, yani ilk 11 garanti değil Abdülkerim Bardakçı için. Belli olmaz. Yedek kalabilir Abdülkerim Bardakçı diyorlarsa da rotasyon sınıfına yazarsın yani. Ya ikinci ya üçüncü sınıfa yazarsın. Şimdi orada alacağın para, oradaki bütün seviyedekilerin alacağı para olması lazım. 3 aşağı 5 yukarı. Bir de onun üzerinde mutlaka biliyorsun yıldız oyuncu statüsü var. Mesela yıldız oyuncu statüsünde Galatasaray'da kim var? İlk aklına gelen Kerem Aktürkoğlu. Şimdi 17 milyon TL alıyorsak Kerem Aktürkoğlu'nun 20 milyon TL altında alması söz konusu bile olamaz. Bak söz konusu bile olamaz. Orada bir yanlışlık var. O rakamı düzeltmen lazım o zaman. Ya takımın yıldız oyuncusu takımın ilk 11 ya da rotasyon oyuncusundan azalır mı? Böyle bir şey mümkün. Bu takımın yanlış kurgulanması ve mutlaka içeride sıkıntı yaratır. Dolayısıyla o haberin yapılış şekli, yani ne kadar doğru şeye dayanıyor bilmiyorum ama mantalite olarak doğru bir haber. Takımların bu konuları çözmesi lazım. Doğru kurgulama, doğru çatıyı kurmazsanız sezon içerisinde huzursuzluk olur oyuncular arasında. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia, iddia. Yeni saatteyiz. Abdülkerim Bardakçı transferini konuştuk uzun uzadıya. Ali abi, ekleyeceğin bir şey var mı transferle alakalı olarak? Valla geçen hafta zaten bayağı üzerine laf söylemiştik. Abdülkerim'i kim alsa çok iyi bir transfer olacaktı. Markao'nun gidişiyle beraber Galatasaray için de çok iyi bir transfer oldu. Büyük ihtimalle Markao'nun yerine direkt olarak 11 oynayacak Abdülkerim. Başarılı olma ihtimali de yüksek. Ben şunu da söylüyorum, hani Galatasaray Markao'nun satışından sonra eğer zorunda kalsaydı Abdülkerim'e 2.8'den çok daha yüksek bir bonservis ücreti bile verebilirdi. Orayı doldurmak için o riske girebilirdi. Ama o riske girmesine gerek bile kalmadı. Hani Fenerbahçe Abdülkerim'le büyük ihtimalle maaş konusunda anlaşamadığı için böyle bir fırsat çıktı Galatasaray'a. Galatasaray fırsatı değerlendirdi. Abdülkerim için de tabii Fenerbahçe'ye gittiği noktada kimin satışı konuşuluyordu. Şimdi Markao'nun gidişi artık garanti gibi olduğu için Abdülkerim açısından da belki daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmiş oldu. Dolayısıyla iki taraf için de iyi bir transfer gibi gözüküyor. Bunun yanında az önce
önce söylenen haber bence hafta sonu yapılan en güzel, en doğru haberdi. Bunu defalarca konuştuk. İşte zamanında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı Mustafa Pekteme'ye 1.7 milyon euro vermesiyle beraber nelerin olduğunu Beşiktaş'ta herkes hatırlar. Şimdi Galatasaray Abdülkerim'e 1 milyon euro aslında çok değilmiş gibi gözükse de işte yerli oyuncuların aldığı rakamlar alt alta sıralanınca Galatasaray'da diğer oyunculara zam yapmak zorunda kalacak. Bu da takım içerisindeki dengeleri halletmeleri açısından onlara yeni bir problem çıkardı. Barış abinin dediği gibi yani Abdülkerim geldikten sonra Kerem'in o rakamlarda kalması bence de mümkün değil. Kerem ya en az Abdülkerim'in aldığını alır ya da Abdülkerim'in aldığından fazla alır ki hani Galatasaray'da diğer yerli oyuncular arasında zaten öyle hani çok da bu ikiliyi zorlayacak bir isim yok gibi gözüküyor. Ama onların da hani maaşları yarı yarıya olduğu için yine bir huzursuzluk durumu ortaya çıkabilir. Orada da belli bir düzeltmeler Galatasaray'da gelmek durumunda gözüküyor. Ya da satacak. Kerem Aktürkoğlu böyle bir problemi yaşamamış olacak. Bakalım. Satarsa, sadece Kerem değil ama. Yani ya ama diğer oyuncularla da arasında 2-3 kat fark olmaz yani. Bir kere Kerem Aktürkoğlu tarafında da satacak dediğin şey o kadar çok çok zor bir şey. Bir takımın yıldızı. Bir. İki. Yerli. Yani hem yerli hem yıldız oyuncu. Yani yerini nasıl dolduracaksın? Yunus Akgün geldi ters tarafa. En azından oradan bir yerli kazandı Galatasaray. Ama, geçen sezon o yoktu. Hani... Ama Kerem'in taraftarla ilişkisi... Ha bu arada ben Kerem'le alakalı mesela bazı olumsuz düşüncelere kapılıyorum son zamanda. Çok fazla bencil oynamaya başladı. Çok fazla kendini oynamaya başladı. Çok fazla tribüne oynamaya başladı. Yani tribüne oynamaya başladığı zaman kulağı, gözü, aklı, kalbi tribünle oynayan oyuncular düşüşe geçerler büyük ölçüde. Dolayısıyla hani bu arada Kerem Okan Buruk'la başka bir motivasyonla yeniden o çıkış yaptığı hale geri dönebilirse, daha olgun futbol oynadığı yeteneklerle beraber olgunluğuyla takıma oynamaya başlarsa tekrar çok fark yaratır ve o bence o maaş ayarlamasını da yapıp Galatasaray korumalı böyle bir yıldız ve yerli bir oyuncu, yıldız oyuncuyu. Mesela ama Kerem 1 milyon lira alıyormuş buradaki habere göre. Ama evet. Bir şey söyleyeceğim ama Kerem eğer ya o da mümkün değil. Bak yani. Kerem eğer hem para konusu problem olacaksa hem son yakın zaman ama şimdi yakın zamanda çok bir ölçü değil. Bunu söylerken de düşünüyorum. Çünkü Galatasaray yarıştan koptu. Yarıştan koptuktan sonra böyle yıldız oyuncular dağılabilirler. Hani hedefsiz kalıp kendilerini gösterme şeyi içine düşebilirler. Hedefe tekrar Galatasaray bu sene Okan Buruk'la oynamaya başladığında Kerem'deki değişimi olumlu anlamda görmemiz gerekiyor. Eğer göremeyeceksek onu tabii nasıl tayin edeceğiz bilmiyorum. Okan Buruk karar verecek orada Kerem'le ilgili şeye. Evden çıkartmak daha hayırlı olmuş olur. Galatasaray'la ilgili hazır Galatasaray'ı konuştuk. Bir de son olarak şunu ekleyeyim. Konya Spor Abdülkerim Bardakçı'yı gönderdi. Yerine de yine aynı yaşta yine solak bir stoper takviyesi yaptılar. Yerli Kahraman Demirtaş Göztepe'den ayrılmıştı. Onlar da benzer yabancı aslında bir oyuncu düşünüyorlardı. Geçenlerde burada paylaşmıştım. Sanıyorum olmamış. Savunmaya daha farklı bir oyuncu. Maxo gelecek. Osmanlı Spor'da da oynamıştı bir sezon. Sağ ayaklı ama sol ayaklı olarak da Kahraman'ı transfer etmişler. Onları da tebrik edelim. Bu transfer döneminin en iyi takımlarından biri bence Konyaspor. Hem sattığı hem aldığı ve hızlı davranmasıyla diğer takımlara fark atmış durumdalar. Bence Trabzonspor'un geçen sezonki haline benziyor. Hatta daha bile iyi olabilirler. Galatasaray'la ilgili Abdülkerim Bardakçı'dan başka şimdi 6-8 numaraya kimler transfer edilecek? O merak ediliyor. Farklı isimler her gün gündeme geliyor. João Mario'yu birkaç gün okuduk ki önemli bir oyuncu. Benfica forması giyiyor ama kolay bir operasyon değildi. Oyuncunun da zaten ayrılmaya pek sıcak bakmadığı söylendi. Marco A'dan gelecek parayla bonservisi Galatasaray alacaktı. 1993 doğumlu orta sahayı. Bence hayırlısı olmuş. Biraz daha genç potansiyelli bir oyuncuya para verse Galatasaray bonservis olarak daha makul olur. Bakalım o isim kim olacak. 6 numara için de William Carvalho ismi gündeme geldi. Fenerbahçe'nin de istediği, Jesus'un çok beğendiği oyunculardan biri. Şimdi Galatasaray'ın gündemine gelmiş. Fenerbahçe maddi olarak ikna edememişti. Galatasaray nasıl yapacak? Açıkçası o da pek aklıma yatmadı. Ama yani haberler bu yönde birkaç gündür yazılıyor. Efecan Karaca yazılmış. Sağ kanat için bir opsiyon. O da Galatasaray çıkışlı bir oyuncu aslında. Efecan Karaca çok istiyor Galatasaray'da oynamayı. Ama Alanya'nın da beklentisi tıpkı Tayfur Bingöl'de olduğu gibi fazla. En az bir 2 milyon dolar, 2 milyon euro neyse
o civar bir bonservis konuşuluyor. O yaşta bir oyuncu için pek mümkün değil. Galatasaray eğer kolaylık sağlanmazsa vazgeçecektir o transferden. Bir de bugün Hürriyet gazetesinde Ali Naci Küçük'ün Talişka haberi var. Galatasaray'la alakalı. Galatasaray'ın şampiyonluk transferi Anderson Talişka demiş. Bir yılına kiralanması planlandığı söyleniyor. Oyuncunun yılda net 6,5 milyon euro. Bonuslarla birlikte de 8 milyon euro alıyormuş Talişka. Kulübü Al-Nassr'a ücretinin yarısını biz verelim diye bir teklifte bulunmuş Galatasaray. Ve böyle olursa da 2,5 milyon euroyu Galatasaray kulübü 750 bin eurosunda sponsorlar karşılayacak şekilde bu transferin de yapılabileceği söyleniyor ki Talişka da ligimize gelip damga vuran oyunculardan biriydi. Gittiği her yerde aslında damga vuruyor. Çok golcü bir oyuncu. Bu sezon da kulübünde 26 maçta 18 gol atmış. Gayet iyi bir istatistik. Sürekli de videoları zaten sosyal medyaya düşüyor. Belki görüyorsunuzdur. Ama kolay bir operasyon mu? Pek öyle gözükmüyor. Galatasaray'daki gelişmeler de bunlar. Şimdi aramıza gidelim. Aradan sonra da Fenerbahçe ile geri döneceğiz. Fenerbahçe de hafta sonu bir hazırlık maçı oynadı. Cesus'un takımını ikinci kez izleme fırsatı gördük. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8-17 Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Hafta sonu hazırlık maçı vardı. KF Tiran'la karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin YouTube kanalında maçı canlı olarak paylaştı. Ben de maçı takip ettim. 4-0 kazandı Fenerbahçe. Jorge Jesus ikinci maçında da elindeki en iyi 11'i çıkardı diyebiliriz. İlk 11'de bir önceki maça göre sadece bir değişiklik yaptı. Bir önceki maç Şukupi mücadelesiydi. 2-2 beraberlikle sona ermişti. O maçta Crespo'yu görmüştük orta sahada. 8 numara gibi. Bu maçta Mert Hakan Yandaş'ı kullandı ama onun haricinde kalede Ertuğrul, sağda Osayi, solda Novak, stoperler Lemos, Serdar Aziz, orta sahada Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can, Lincoln, Buruma ve Berisha. Bir de farklılık olarak karşılaşmada o da hemen dikkat çekti. Lincoln bu maçta sol kanat gibi oynadı. Buruma, Berisha'ya yakın olan isimdi. 4-4-2 düzeninde Buruma, Berisha forvetleri gördük. Lincoln de sol ayaklı bir oyuncu olarak sol kanatta forma giydi. Oradan oyun kurmaya çalıştı Lincoln ki maçta da o da duran toplarıyla etkili oldu. Bu sezon Fenerbahçe'nin duran toplarının etkili olabileceğini iki karşılaşmada çok net bir şekilde gördük. İlk maçta Berisha'nın bir friki direkten döndü. İrfan Can'ın kullandığı hem korner hem frikiklerde yine bir direk bir çizgiden çıkan top vardı. Gol olmamıştı ama o goller de bu maçta geldi. Lincoln'un çok güzel ortaları ilk golde Berisha'ya kafasına kondurdu. Berisha da çok güzel bitirdi kafasıyla. İkinci golde de yine arka direğe sağ taraftan yaptı ortada. Lincoln Nova golle buluşturdu. Ve Fenerbahçe bu iki golle, iki duran top golüyle 2-0 öne geçmeyi başardı. Sonrasında oyuncu değişiklikleri oldu. İlla ki tabii hazırlık maçlarında olacak. Orada da yine oyuna sonradan girenler de bayağı bir etkiliydi. Burak Kapacak bu sezon belli ki eğer bir takviye gelmezse Sabek'e, Sabek yedeği olacak. Osayi Samuel'in alternatifi gibi gözüküyor. O da ilk iki maçta bence sınıfı geçti. Bu maçta da bir asisti var. Buran asisti acı de işin hücum kısmında tabii sınıfı geçti diyorum. Savunmayı çok test edemedik ama bir de çok güzel bindirmesi var. 2-3 hatta bir demeyeyim de daha fazla bindirmesi var golle sonuçlanmayan. Orada etkili işler yapabileceğini gösterdi ki Jesus da geldiği zaman şunu da söylemiştik. Böyle birkaç dokunuş seviyor futbolcular da. Mevkilerini değiştirebiliyor. Burak da normalde bir ön oyuncusu. İsmail Kartal da onu çok önde kullanmıştı ama Jesus'la beraber sağ bekte de görebiliriz. Gayet de etkili gözüktü bu karşılaşmada. Berisha yine çok istekliydi. Golünü attı, kafa golü. 46'da da oyundan çıkardı Jesus onu. Benim dikkatimi çeken genelde oyun aslında sonradan girenler oldu. Burak Kapacak'la birlikte sol bekte oynayan Uğur Kağan'ın performansı bence etkileyiciydi. Sağ ayaklı bir bek. Ama özellikle tabii bunda şunun da etkisi var büyük ihtimalle. Nova'nın çok kötü performans göstermesi. Yani tartışmasız bu iki maçın en kötüsü Fenerbahçe adına Filip Novak. Yani bu takımda yeri pek yok gibi gözüküyor. Yani diğer
futbolculara bakarsak, geçen sezonki performansını düşünürsek, o bölgede hiç temposu yok, hiç hücuma katkısı yok. Yani Uğurkan bir girdi, yani sol bek mi sola çık mı anlamadık, ama Novak da şunu düşündürüyor. Yani acaba stoperi üçledi mi Fenerbahçe? O kadar geride Novak. Onun kesinlikle ben bir daha forma giymeyeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'de. Bir an önce evden çıkarmaya çalışacaklardır. Dikkat çeken noktalardan biri o oldu. Bir de tabii yazlık maçları olduğu için artık bu denemeleri göreceğiz. Lincoln'u solda denedi. İşte Bruma'yı biraz forvet gibi denedi. Çok verim aldı mı Bruma'dan? Yok. Bruma yine çok ön planda değildi ama Lincoln topa dokunuşları, dar alandaki etkili oyunu izlemekten keyif aldığım bir futbolcu. Lincoln'u izlemek gerçekten büyük keyif. Tabii o bölgede çok oyuncu var. Arda Güler var. Daha Pelkas bu karşılaşmada forma giydi. Golünü de attı. Kadrosu ön tarafta bayağı bir geniş Fenerbahçe'nin. Bakalım Cesus'un kafasında nasıl bir kadro planlaması var. Kimler kalacak? Kimler gidecek? Onları bu karşılaşmalarda bizlere yavaş yavaş gösterecek. Ama ilk hani benim maçlardan gözlemlerim bu şekilde. Samatta da yine gol attı. O da Fenerbahçe'nin gelecek sezon ufak da olsa kadroda düşünebileceği bir oyuncu. Çünkü 4-4-2 oynayacak anladığımız ve bu maçta da gördük. Valencia'yla ikisini ileri uçta oynattı bir önceki karşılaşmada olduğu gibi. Böyle oynatacaksa da Samatta da orada bir alternatif olacaktır. Serdar Dursun gelecek. Berişe var, Valencia var, Samatta var. Hatta Lincoln, Bruma gibi oyuncuları da o bölgede deniyor Cesus. Şimdilik hani 2-2 maç tabii ki çok büyük ölçüde. Rakipler çok üst düzey değil. Gerçi yerelliklerin şampiyonlarıyla, iyi takımlarıyla oynuyor Fenerbahçe ama sınıfı geçtiğini düşünüyorum ben. Var mı ekleyeceğiniz? Fenerbahçe ile alakalı olarak zaten Fenerbahçe'nin öyle çok büyük bir yeniden yapılanma sürecine girmeyeceğini herkes tahmin ediyordu. Şimdi sanki bu karşılaşmalarda Cesus ilk 11'ini değil, ilk 11'deki alternatiflerini arıyor gibi gözüküyor. Hani sen dedin ya, transfer olmazsa sağ bekte Burak'ı göreceğiz. Sanki o bölgelerde acaba başka bir oyuncuya ihtiyacım var mı, yoksa elimdeki oyuncular yeterli mi diye düşünüyormuş gibi Jorge Jesus'un bu iki karşılaşmadaki deneyimleri. Onun dışında mesela Valencia, Samatta. Valencia gol attırdı, Samatta gol attı. İşte suat ifadelerini gördünüz mü oyuncuların? Yani çok şey değil. Yani hiç en ufak bir tebessüm dahi yok. Hazırlık maçı ama. Hazırlık maçı Berisha da olsa, öyleydi bu arada. Berisha da gol attıktan sonra. Onu çok garipsiyorum mesela. Valencia, Samatta, şimdi İkisi de hani takımda kalacak mı çok belli olmayan oyuncular ama yine de bu vücut dili bana garip geliyor. Hazırlık maçı da olsa gol attığın zaman arkadaşın gol attırdı diye bir tebessüm edersin. Gol attırdım diye bir tebessüm edersin. Hani böyle çok aşırı sevinç bir şey yapmanı beklemiyorum doğal olarak hazırlık karşılaşmasında. Üçüncü ve dördüncü gollerden bahsetsek de ama hani böyle tamamen hiç suratında bir ifade olmaması da bana garip geliyor bu oyuncularda. Belki gidecekleri için ama yine de bana garip geliyor bu tarz şeyler. Özellikle Valencia mesela. Samatta hadi biraz daha gitmeye yakın bir oyuncu ama Valencia zaten bu takımın en iyi oyuncularından bir tanesi. Yani doğru motive edildiği zaman sahada fark yaratabilecek bir oyuncu. Bir de çift forvet oynarsa Fenerbahçe, ki hani çift forvet oynamasa bile zaten santraforun yanına oyuncu yaklaştırmayı seven bir teknik adam Jorge Jesus. Dolayısıyla Valencia'nın geçtiğimiz sezona göre çok daha fazla forma şansı bulması ve kilit rol oynaması da mümkün bu takımda. Samatta'dan bahsetmiyorum. Şimdi elbette Samatta da dahil hala şansları var. Çünkü teknik direktör karar vermiş değil. Hangi oyuncularla devam edecek, hangi oyuncuları gönderecek karar vermiş değil. Oynatıyor. Ama şu çok net. Yani tabii şimdi Fenerbahçe Emre Mor'la ilgileniyor. Bruma'yı transfer etti. Forvet arkasında bir yıldız oyuncu transfer etti. Lincoln. Yine bir santrafor ismi geçiyor Fenerbahçe alacak diye. Var olanlardan Berişe öne çıktı. Berişe biraz daha bir adım daha önde. Hatta Berişe varken ihtiyaç bile duymayabilir diye konuşulan şeyler de, laflar da var. Transfer istemeyebiliriz. Başka yere o şeyi, kotayı kullanabilir parasal anlamda diye. Şimdi böyle bir ortamda adı geçenlerle, gelenlerle alınması için sağda solda konuşulanlarla Valencia ve Samatta'nın moralinin bozulması çok anormal değil. Ve hazırlık maçında 3. 4. golü attığı zaman da hani bundan büyük bir keyif almamasını da anlayabilirim. O
gözden çıkarılma noktasında bıçak sırtı olmasının getirdiği stres, getirdiği şey, moral bozukluğu yüzüne de yansıyordur. Hani bu golü atıyoruz ama atıyoruz da neye yarayacak, faydası olacak diye bir moral bozukluğu içinde olabilirler. Ama tam da o senin dediğin için değil mi? Jesus tam karar vermedi. Şimdi bu maçı zaten tabii, o yüzden oynuyor. Ama bu söyleyeceğim. Hani sen bunu burada oturduğun yerde sakin kafa, tamamen mantıklı olarak düşünüyorsun. Çok çok olgun bir yaklaşımla elbette. Yani kalmak isteyen bu maçlarda bir şey yapması lazım. Tabii zaten. Yani enerjisiyle, gayretiyle, takıma verdiği pozitif enerjiyle ve kendi yüzü gülen bir futbolcuyu hoca daha çok sever. Dolayısıyla hem performans gösteriyorsun hem pozitif enerji yayıyorsun. Ya bu adam neşeli bir adam, başarılı, iyi bir kaliteli oyuncular Barış abi. Bunlar kaliteli oyuncular. Ben bunu tutayım. Berisha'yı nasıl beğeniyorsa şu anda, Jesus geldi ve Berisha'yı beğendiyse Valencia'yı da beğenebilir. Hatta Samatta'yı da belli beğenebilir. Onlara bağlı bu iş biraz da. Ama sen bunu burada oturduğun yerde klimatize bir ortamda, üzerinde hiçbir baskı olmadan ya diyorsun ki bunlar niye böyle yapıyorlar? Bunlar kaç yaşında adamlar? 25-26 yaşında adamlar bunlar. Bunların entelektüel... Valencia 32-33 Barış abi. 32-33 olan Valencia bile 32-33 yaş nedir yani? Valencia ben 32 şey yaşındaki yani. Kendi halime şimdi 50 yaşında dönüyorum bakıyorum. Çoluk çocukmuşum yani 32-33 yaşında ben. Şimdi onun için 30 yaşında 25 yaşında bu insanlar gözünüzde çok büyütmeyin. Entelektüel çok bir altyapıları, hayatla ilgili bir olgunlukları, böyle empati kurmakmış, hele hele karşındaki hocanın gözünden bakabilmekmiş falan. Bunların kompleksleri, egoları, bir yandan hassasiyetleri, öncelikleri o kadar farklı ki. Yani ben onları anlayabiliyorum. Keşke senin söylediğin gibi düşünebilseler. Keşke öyle bakıp son ana kadar can çıkmadan umut bitmez diye düşünüp yüzlerini yani içlerinden gülmese bile gülmeye çalışsalar keşke. Çünkü onların onun orada takımda kalmak istiyorlarsa kalmasına katkı sağlayacağını anlamaları gerekiyor. Ama genç insanlar bunlar. 25-30 yaş çok önemli bir yaş değil. Ben anlayabiliyorum onların moral bozukluğunu, gülmemelerini. Çok da yadırganacak bir durum değil. Senin söylediğin gibi davranmaları daha akıllıca olur. Zorlamaları lazım kendilerini. Neşeli gözükmeye, pozitif gözükmeye. Zaten uğraşıyorlar takımda kalmaya ama bunu yaparken mutsuz bir şekilde değil de pozitif bir şekilde yapmaya çalışsalar hocanın gözüne daha çok giderler. Ya da en azından umutları biraz daha fazla olur. Ama ya hiçbir umutları kalmamış. Yani ya demişler onlara yani siz bakın kulüp kendinize bir yandan. Biz size onunla oynatıyoruz demişler. Valencia tercihi bence çok Fenerbahçe açısından ilginç olacak. Ya da o kadar yani, olgun düşünemiyorlar. Kolay kolay bırakılabilecek bir oyuncu değil bence Ener Valencia. Bence hala Berisha'dan daha önde işte Valencia. Daha güvenilir. Ne alacağını daha çok biliyorsun Ener Valencia'da. Yani bir de işte bu çift forvet oynama. Santrafor'a yakın böyle bir kanat, bir forvet denemesi. Dört tane oyuncu. Orada rahat ihtiyacın var Fenerbahçe olarak. Bir tane gelse dahi yine Ener Valencia kadro tutulabilir. Geçen sene bilmiyorum, o düşüşle ilgili hiçbir şey söylenmedi. Yani sezonun ikinci yarısında belki en büyük düşüşe yaşayan oyunculardan biriydi ligde Ener Valencia. Bir anda hem ne tercih edildi ne de performans gösterebildi oyuna girdikten sonraki karşılaşmada. Mutlaka bir şey oldu. Adı konmayan bir kadro dışı yaşadı. Evet, bir şey oldu orada ama bilmiyoruz tabii ne olduğunu. Belki hani Fenerbahçe'deki durumu onunla da alakalı olabilir. Onu da es geçmemek gerekiyor o durumu. Yani Fenerbahçe'nin bugün Ener Valencia'ya bakışı geçen senenin ikinci devresinde yaşananlarla alakalı da olabilir. Onu da unutmayalım. Ama o zaman kadro dışı bırakılırdı Mesut Özil, Ozan Tufan gibi. Onlara işte. Çünkü hiç dönmedi. Ener Valencia'yı da kadroda tuttu, sürede aldı. Kampa da çağrıldı belli ki. Hani hiç onlarla aynı kefede de değil ama. Hiç düşünülmüyor da değil. Yani benim anladığım. Bu arada Sabah gazetesinde bugün Ceyhun Yüksel imzalı güzel bir analiz var. Benim geçenlerde eleştirdiğim hani maçlara giden muhabirlerden böyle detaylar görmek isteriz diye. Maça gitti mi bilmiyorum kendisi ama en azından 10 maddelik bir analiz yapmış. Sabah gazetesinde bir yarı sayfasını, spor sayfasında kaplamış. Merak eden varsa onu da okuyabilir. Aşağı yukarı bende paralel düşünceleri de var analizlerinde. Onu söyleyeyim. Ne diyor mesela? Şöyle, rakibi uzun topa zorluyor demiş. Mesela benim söylemediğim, Fenerbahçe ön alanda çok yoğun bir baskı uyguluyor. İki forvetiyle, kanatlarıyla. İrfan Can da mesela bu anlamda ilk maçta ben daha etkilenmiştim. Bu maç biraz daha temposunu düşük buldu ama. İsmail Kartal döneminde de yapıyordu Fenerbahçe baskıyı. Daha farklı yapıyor. Hani çift forvet gibi düzen olduğu için biraz daha değişik Fenerbahçe'de. Ama bu kaleciye kadar yapıyorlar benim gördüğüm. Çok fazla uzun topa zorladılar rakip takımları. Bu bence güzel bir tespit. İşte duran toplardan bahsetmiş. Burak Kapacan ortalarında
olduğundan bahsetmiş. Üç oyuncunun hazır olduğunu söylüyor. Osay, Samuel, Berisha ve Lincoln. Nolan sınıfı geçemediğini yazmış ki %100 katılıyorum bence. En net göze çarpan konu bence Novak'tı bu karşılaşmada. Samatta'nın bol bol pozisyona girdiğini söylemiş. İrfan Can'ın da yine sürekli oynamasından dem vurmuş. Ben birkaç da şöyle ekleyeyim. Serdar Aziz bu maçta 90 dakika sahada kaldı. İlginç bir tercih. Hani dinlendirebilirdi. Genç oyuncuları almıştı bir önceki karşılaşmada ama kaleci Ertuğrul'la beraber Serdar tamamen forma giydi. Bir de Lemos'la başladı. Fakat Lemos da yine çok iyi bir performans göstermedi mi? Sakatlandı mı artık? Ne oldu bilmiyorum. 20 küsürüncü dakikada Tisserand'a bıraktı yerini. Çok erken bir değişiklik yaptı. Orada Jorge Jesus. O dikkat çekiciydi. Yine Osay Samuel. Ondan bahsetmedim. Yani kesinlikle bence sağ kanat olarak değil sağ bek olarak düşünülmeli. Çünkü çıkan haberler hani Ferdi'nin de Osay'ın da sağ kanatta düşünüleceği şeklindeydi ama zaten elinde sağ bek yok. Sağ taraf zaten çok orada kullanabileceğin çok oyuncun var. Ki bir de şimdi Emre Mor'u gidip alacaksın. İrfan Can'ı var. Buruma'yı kullanabilirsin. Lincoln'u kullanabilirsin. Arda'yı kullanabilirsin. Pelkas'ı kullanabilirsin. Osay Samuel'in yerinin çok net sağ bek olduğu bence gözüküyor. Tartışmasız ligin de en iyi sağ beklerinden biri olacak. Hazırlık maçlarındaki performansı da hani lig maçı seviyesinde oynuyor. Osay Samuel bindirmeleri, çizgiye kadar inmesi, topa baskısı, o ufak topa dokunuşları, o driblingleri çok etkileyici. Ben Osay Samuel'den bek performansından çok etkileniyorum. Çünkü çok fazla gol asist beklentisi olmadığı zaman Osay Samuel'in performansı da bence yükseldi. Ki beklenti azaldığı için bence o sayılar da beke göre de artacaktır. Bu maçta da çünkü hücuma çok katkı verdi. Belki sonlanamadı ataklar onun. Burak Kapacak mesela sonlandırdı ama bekten yine bir asist katkısı aldı Fenerbahçe. Osay Samuel'in sağ bek pozisyonuna entegrasyonu ve şu anki personeliyle ilgili sana %100 katılıyorum. Yani ben Fenerbahçe'nin böyle bir yani bakarsa sağ bek Samuel'in arkasına yedek bakması lazım eğer bakacaksa. Aynen. Elindeki oyuncu ona grubuyla. Da gerek yok işte Burak varken. İşte yani, Burak Kapacak oraya. İşte. Bir de Uğurkağan da var. Uğurkağan da sol bek oynadı. O da bence çok iyi. Dolayısıyla, yani yerli olması lazım. Tabii yerli olması lazım. Yerli olması lazım. Yerli olması yabancı lazım. Alamazsın. Tabii aynen öyle. Nazım'ın uzun süreli bir sakatlığı var. Nazım hani dönerse zaten o da bir alternatif olacak. Dolayısıyla yani. Dolayısıyla bir de Fenerbahçe'nin orada bir sıkıntısı yok. Geçen bir oyuncu da değil. Evet, sağlam bir oyuncu. Sakatlık, kart problemi yaşayan zaten bir oyuncu atlet, değil. Atlet oyuncu. Ferdi de eğer tabii ki sol bekteki rotasyona göre sağ bekte de kullandı. Geçen sezon İsmail Kartal da Vito Pereira da sağ kanat beki gibi kullanmıştı. Hatta orada daha rahat ettiğini söylemişti. İşte o yüzden söyledim zaten. Yani Jesus bu tarz karşılaşmalarda böyle alternatifleri deneyerek oraya transfer ederek var mı yok mu diye düşünüyor bence. Evet, şimdilik yani Burak bence sınıfı geçti. Novak kesinlikle geçmedi. Sol beke Çağatay var gerçi. Sakatlanmıştı ilk karşılaşmada. O yüzden bu maç oynayamadı ama onun yerine oynayan Uğurkağan da sağ ayaklı olmasına rağmen çok ben acayip etkilendim. Uğurkağan'dan 2002 doğumlu. Bursa Spor'daymış geçen sezon ama bilemiyorum bu takımda şans bulur mu? Sen İsmail Yüksel'i sormuştun bir önceki karşılaşmada. Bu maç da son bölümde süre aldı. O da çok istekli. O da hani tırmalıyor. Beni hoca bir şekilde kadro tutuyor. Evet ama orası çok kalabalık. Yani Gustavo var. O bölgede oynatıyor daha çok 6 gibi. Şimdi bir 6 istiyor. Crespo orada oynayabiliyor. Hadi 8'e gelsen daha Zayt gelmedi. Mert Hakan orada kullandı. İrfan Can'ı denedi 8 numarada. Olsun, çok zor işte oldu ki senin rotasyon. Söylediğin yeterli. Çabalıyor. Pelkas var. Pelkas'ı solda kullandım. Çabalıyor. Mücadele ediyor. Ama ortada kullanıyorsun yani. Pelkas'ı. Tabii İrfan'ı kullanıyorsa Pelkas'ı. Bir de Emre Mor'la ilgileniyorsun sağ kanada. Sola bir de Bruma'yı aldın. Yani dolayısıyla Fenerbahçe şu anda ben sana söyleyeyim mi? Kadro zaten yeterince dolu ve hani iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin zaten. Şu anda Fenerbahçe sezonu açsan aç hazır. Yani Jorge Jesus'un disiplin çok üst düzeyde bir teknik adam. Tamam, çok disiplinli bir teknik adam. Disipliniyle de takımda bazı oyuncuları kırabilir. Yani eğip bükerken kırabilir oyuncuları. Olumsuz anlamda söylüyorum. Dolayısıyla oyuncularda da o disipline uyacak profesyonellikte, dirayette, sadakatte bir oyuncu karakterine ihtiyaç var Fenerbahçe'de. Yani Jesus seviyesine çıkabilirse oyuncular disiplin seviyesinde, takım disiplini ve bireysel disiplin. O seviyeye çıkabilirlerse bu kadroda şu anda Fenerbahçe'nin acil bir ihtiyacı falan kalmadı. Yani Fenerbahçe sezona hazır ve şampiyonun favorisi. Yani kağıt üzerinde.
Transfer olarak tabii ki ben de benzer düştüm ama tabii oyuncuların gelmesi lazım. Yani Lemos'la Şampiyonlar Ligi elemesi pek iyi olmayabilir. Hani Kim Minje ve Salah'ın gelmesi. Sol bek'i kesinlikle Ferdi'nin monte olması. Tabii onları var kabul ederek. Onlar hani herkesin hazır olduğu senaryoda bence Fenerbahçe'nin öyle. Tabii yani öyle sakatı cezalısı olmadan forma rekabeti, kadro derinliği falan baktığında Fenerbahçe şu adamı alsın aman aman diye hani Berişan'ın da bu performansını herkes şimdi Santafor diyebilirler. Yani Santafor alınmadı diyebilirler. Tek söyleyecekleri odur. Onunla ilgili de o Jesus o kararı verecek. İhtiyaç var mı yok mu? Elindeki oyuncu grubu belli. Berisha'dan işte memnun. Valencia var hazır kıta. Kalır mı kalmaz mı? Samatta'sı osu busu diyorsun ama bir santrafor transfer yaparsa yapar. Onun dışında ha bir de Emre Mor ismi geçiyor çok ön gündemde. Bir de 6 numarada şimdi belki bu da abartılı olacak ama abi, Gustavo'yla da devam kimle? Edilebilir. Luis Gustavo'yla da 6 numarada devam edilebilir. Yani Jesus işte, da o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum ilk iki karşılaşmada. O da işte Gustavo'nun aldığı para çok büyük problem. Gönderebiliyorsa göndersin ama gönderemeyeceğini düşündüğüm için. Yani gönderemeyecekse de tabii yani hem Gustavo kalıp çok hem de William Carvalho almanın da bir manası yok. Bir de dediğin gibi senin yani Zayt'tı, Crespo'ydu. Daha Arda Güler'i bile hani rotasyonda nereye koyacak mesela o da sakat daha forma şansı bulamadı. Yavaş yavaş Perşembe günü sanıyorum takımla çalışmalar başlayacakmış. Geçen sezondan kalan bir sakatlığı vardı. Arda Güler'in oynayacağı tek yer var. Forvet arkası. Başka hiçbir yerde yok. Yani Arda'yı daha arkaya Arda'yı ceza sahası civarında oynatmadıktan sonra yani yaya yaklaştırmadıktan sonra çünkü Arda son vurucu da olan bir oyuncu. Asist özelliği kadar gol özelliği de var. Ama asla bir santrafor değil. Dolayısıyla arkasında mutlaka 3. bölgeye çok yakın. 2. bölgeyle 3. bölgenin arasında hatta serbest bırakarak oynatman gereken bir oyuncu. Yani aslında Arda Lincoln'un alternatifi. İşte Lincoln'u da forvet gibi. Yani 4-4-2 düşünün Barış abi. Şu anda ilk iki maçta o zaman hani Arda'yı klasik oraya, bir on numara istemiyor. O zaman Arda'yı da oraya sokacaksın. Arda orada oynar. Oynar tabii. Arda kanatta da oynar. Arda kanatta da oyun kurucu. Lincoln'u da sol kanatta denedi. İrfan zaten bir merkez orta sahayken Arda'yı kanatta kullanmak kayıptır. Arda'nın sahayı okuma şekli 360 derece ve öne doğru oynama kabiliyeti, topla oynama becerisi Arda'yı bir kulvara hapsetmektense sahanın bütününü göreceği merkez bölgede oynatmak lazım. Arda'yı forvet arkası ya da ikinci forvet olarak kullanırsın. Oralarda hepsinde oynar. Ama kanada koyarsan kanatta da oynar. Ama bir kere orta sahaya çok yaklaştırmayacaksın. Ve kanatta kullandığında çizgiye çok yaklaştırmayacaksın. O zaman Arda'nın bir tarafını kullanmamış oluyorsun. Tek yönlü bakıyor Arda. Halbuki hem sağa hem sola bakabilen bir oyuncu. Şimdi Arda'yı sağ kanada koydun. Hep sola bakacak. Sağını da görüyor bu adam. Niye tribüne baksın sağ tarafa? İki tarafa birden baksın. Hem sağını görüyor hem solunu görüyor. Hem oraya oynuyor hem oraya oynuyor. İkisinde de fırsatı en iyi şekilde görüp çabuk kuvarıp topa dokunabilen bir adam. Yani peki şöyle düşünemez miyiz Barış abi? Onun için bu kadar yetenekli oyuncuları çizgiye çok yaklaştırmak lazım. Osay Samuel gibi bindiren bir bek varken sağını da görmek bence bir sağ kanat için kıymetli. Yani onun mesela Novak gibi bir bek olsa bindirmeyen orada anlamsız olabilirdi ama Osay sürekli bindirdiği için onda da uyumu sağına vereceği pas solu kadar da bence merkezde oynasa önemli olacak. İrfan Can çok iyi yapıyor mesela. Merkezde oynasa da daha iyi değil mi işte? Yok o. Bence de merkezde ama sağda da Osay Samuel'le birlikte çok iyi performans veriyor. Oynamaz diye bir şey yok. %100 oynar ama Arda Güler tipinde bir oyuncu. Yani Arda Güler'in şahsı için de bunu söylemek mümkün. Arda Güler tipindeki oyuncu için de söylemek mümkün. Merkezde %100 oynuyorsa kanatta %80 oynar, %70 oynar. Bu böyledir yani. Bak Lincoln için de aynı şey geçer. İşte Alex de Souza. Adam doğuştan 10 numara değil mi? Lider. Hiç düşündünüz mü Alex'i kanat, sağ kanatta oynatmayı? Oynamaz mıydı? Oynardı. Yani atıp koşan falan filan değil ama Alex de Souza'yı sen nereye koyarsan koy topu alır en doğru yere topu bırakır. Kanatta da bırakır. Dibindiren beke de verir. Önüne verir. Kendi çok bindirmez, içeri kat eder. Sen şimdi sağ beke koydun. Alex sen idare et bu maçta sağ açık oynayacaksın dedim mesela Alex'e. Bir şey oldu. Tamam der. Topu alınca çizgiye doğru inmek istemez de kendi alışık olduğu yere merkeze doğru gider. Bu da kötü bir şey değildir. Arkadan kanat bek o sayı Samuel bindirirse döner onun önüne de bırakır. İçeri çalım atıp şut da çeker. Ya da ters kanada topu da o soldan bindirene de önüne de bırakır. Yine yapar asist yapacağı asisti ya da atacağı gol. Alex yine yaratır bir yerden bir şey. Tamam Alex Souza. Ama %100 oynarken orta 10 numarada %60-70'lere düşer kanatta. Bu kaçınılmazdır yani. Arda için de her şey geçerli.
Lincoln için aynı şey geçerli. Yoksa oynar, hepsi oynar. Her yerde oynar. Bunlar büyük futbolcu. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Galatasaray gibi Beşiktaş da bugün yeni sezon kamp çalışmalarına başlayacak. Bu akşam toplanacaklar. Beşiktaş'ta da bu hafta hareketli geçmesi bekleniyor. Hafta sonu özellikle golcü transferi konusunda birçok haber paylaşıldı. Aslında son dönemde hep konuştuğumuz isimlerde çok farklı isimler yok. Weghorst'un salı veya çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Beklediği teklifleri alamadı kendisi Frankfurt'tan ve Dortmund'tan. O yüzden Beşiktaş'a bir yılına kiralık olarak gelecek. Beşiktaş herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek ve oyuncuya da kimi kaynağa göre 2.7, kimi kaynağa göre 3.2 milyon euro yıllık ücret ödeyecek. 2.7 garanti, 500 bin euro bonus deniyor. O zaman 2.7'si kesin. Evet, Abdülkerim Bardakçı'daki gibi herhalde, hani 2.7 açıklanır. Galatasaray 2.8 açıklamıştı. Onda da 500 bin euro'luk bir bonustan bahsediliyordu. Bonuslar futbolumuzun olmazsa olmazı, her transferde açıklanmasa da illa bir bonus maddesi koyuluyor demek ki. Muleka transferinde yine sona yaklaşıldığı paylaşıldı. Oyuncuyla anlaşma tamam. Sadece kulübü Standard Liège ile pazarlıklar sürüyor. Oyuncunun da orada kalma isteği yok. Ayrılmak istiyor. Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı muhabirler tarafından yazılmış. Bu hafta içerisinde onun da bitmesi bekleniyor ve Cenk Tosun da yine geçen hafta babası tesislere gelmiş. Babasının ismini de söyleyeyim, Şenol Tosun. Ümraniye'de yetkililerle konuşmuş. Bugün Sabah gazetesindeki habere göre yıllık 1 milyon euro net ücrete Beşiktaş'a imzayı atacak 2 yıllık bir sözleşmeden bahsediliyor. Tabii ki orada da bonuslar olmazsa olmazımız dedik. Cenk Tosun'da da var. Maç başı, gol ve asistleri içeren bonuslar ekleneceği yazılmış. Beşiktaş ön tarafa, eksik olduğu çok aşikar olan ön tarafa 3 takviye, 3 önemli takviye birden yapıyor. Tabii ki transfer bu ön tarafa yapılan takviyelerle bitmeyecek. Rıdvan'ın yerine de bir kanat beki takviyesi düşünüyor. Ve bizim aklımıza gelmeyen ya da geçen hafta gelmedi, daha önce gelmişti, yakıştırmıştık ama Tayfur Bingöl ismi şimdi Beşiktaş'ta anılmaya başlandı. Gayet de mantıklı. Bu anlamda o bölgede oynayabilecek yerli olarak bakarsak ve Beşiktaşlı kimliğini de hesaba katarsak, ki Beşiktaş'ta oynamak istediğini söylemişti daha öncesinde, Tayfur Bingöl önemli bir takviye olabilir. Ama Alanyaspor kolay kolay onu bırakmayacak. Anladığımız bonservis talebi 1-1,5 milyon euronun üzerinde olduğu söylenmiş. Tabii çok genç bir oyuncu değil. 29 yaşında Beşiktaş'ta şu anda takas teklifini iletecek Alanyaspor'a, ki takasta da Salih Uçan'ın ve 2 sezondur Alanya'da kiralık oynayan Ahmet Gülay'ın isimleri geçiyor. Böyle bir formülle Beşiktaş'ta sol kanat bek rotasyonunu Tayfur Bingöl'le de güçlendirebilir. Benim hafta sonundan Beşiktaş'la ilgili notlarım bunlardır. Evet, Beşiktaş'ta özellikle Valerian İsmail'in dizilişiyle beraber, tercih ettiği formasyonla beraber ileri üçlünün performansı ve uyumu çok önemli olacak. O yüzden kalite, işte şu anki kariyer motivasyonu, oyun bilgisi, oyuncu profili, her şey Beşiktaş'ın gelecek seneki kaderini belirleyecek. Dolayısıyla Beşiktaş'ın oradaki seçimlerini çok doğru ve hatasız yapması gerekiyor. Mesela sol kanat rotasyonunda bir hata yapabilirsin. Ama hata yaptığın zaman onu Kenan Karaman'la, Enkudu'yla bir şekilde kapama ihtimalin var. Ama santraforda hata yaparsan Beşiktaş'ın bu oyun formasyonuyla telafisi kolay değil. Sol önde hata yaparsan telafisi çok kolay değil. Tekrar söylüyorum, oradaki üçlünün uyumu, kalitesi Beşiktaş'ın bu sezonki kaderini belirleyecek. Çünkü Beşiktaş'ın geriden çok fazla skor alma ihtimali gözükmüyor. Bu durumda Weghorst zaten uzun süre konuştuğumuz iyi bir oyuncu. Onun dışında ben Cenk Tosun'u çok önemsiyorum. Eğer Cenk Tosun sağlıklı olursa bu sene fark yaratacak diye düşünüyorum. Yalnız konuşulan rakam Abdülkerim Bardakçı'nın kazandığı rakam, ki Cenk Tosun da uzun zamandır oynamayan bir oyuncu olarak ücreti de bence çok fazla. Bir de bonuslar içine katılıyor. Ama getiremezsin Cenk Tosun'u daha
makul bir seviyeye getirebileceğini düşünmüyorum. Çok kim da... istiyor peki Cenk Tosun? Yani Abdülkerim Bardakçı, Fenerbahçe, Beşiktaş istiyordu. Yükselen bir yıldız, istikrarlı, ama Cenk Tosun'un mesela kim var talibi de Beşiktaş onu yüksek paraya ikna ediyor? Kıyaslaman çok doğru değil bence. Yok, biri savunmacı, biri hücumcu, farkındayım ama. Çünkü mesela Abdülkerim de Konyaspor ve Fenerbahçe anlaşmışken, eğer haber doğruysa, işte Ali Koç'un söyledikleri hafta sonunda çıktı mesela Abdülkerim'le alakalı olarak. Hani işte çok para istiyorsun, ondan sonra anlaşamadıkları, hatta Fenerbahçeli iki yöneticinin araya girdiği, işte telafi etmeye çalıştıkları, Ali Koç'un sinirli bir anına geldikleri falan, bunlar söylendi. Hadi onu bir kenara koy. Aldın Abdülkerim'i Galatasaray kadrosuna koydun. İşte Galatasaray'daki yerlilerin aldığı ortada. Yani Abdülkerim'in de aldığı yıllık ücretin çok şey olduğu söylenemez. Makul olduğu söylenemez. Dön Cenk Tosun'a. İşte Cenk Tosun'un Abdülkerim'den farkı Premier Lig etiketi olması. Başka bir farkı yok. Cenk Tosun Premier Lig etiketiyle hareket ediyor. Yoksa Cenk Tosun'un performansına, son 2 senedeki hangi performansına o parayı vereceksin zaten? Öyle bir dünya yok. Çünkü Cenk Tosun oynamadı bile. O zaman hatalı ve diyemez miyiz bu etikete? Bu kadar fazla para verilmesi. Getiremiyorsun. İşte ben onu soruyorum. O Premier Lig etiketi. Nasıl getiremiyorsun? Mesela Cenk Tosun'a başka bir kulüpten 1,5 milyon euro teklif var, ya da işte Alman takımı şu istiyor. Öyle bir şey gördük mü mesela? Hani 5-6 takım var Weghorst'taki gibi, öyle mi Cenk Tosun'u ikna ediyorsun? Bak, Abdülkerim Bardakçı'da öyle bir savaş sen var en azından. Oldun. İşte o zaman niye bu kadar diyorum ben de. İşte ben de Premier Lig etiketi diyorum. İşte o da bana kalırsa o etiket geçmiş artık yani. Cenk Tosun'u kalmamış. Kusura bakmasın yani, belki çok iyi performans gösterecek, çok iyi bir transfer olabilir ama şu aşamada o görüntüsünden çok uzak. Yani Cenk Tosun 1 milyon euroya bulmasa gene bence bulur takım, ama hani ne kadara bulur? Herhalde minimumu gene 600-700 bin euro olur Cenk Tosun'un diye düşünüyorum ben. Avrupa standartında da hatta adada kalma ihtimali bile olabilir. Belki şampiyonşip olur ama adada da kalma ihtimali olabilir Cenk Tosun'un. Ama ben önemsiyorum Cenk Tosun'un transferini. Daha önceden de söyledim. Sol önde oynamasıyla, gerektiğinde santrafor oynamasında, oralara çok yakın olmasıyla Beşiktaş'ın orada santraforunun yanında ikinci bir skorere ihtiyacı var. O skorer beklenmedik şekilde Cenk Tosun olabilir. Bunun dışında Muleka, onun da Beşiktaş yarım sezonluk çok üstün performansına yatırım yapıyor gibi gözükmekte. O da anlaşılabilir. Bir noktada işte Beşiktaş'ın satın alma zorunlu olduğu bir kontrata doğru gittiği konuşuluyor Muleka'nın transferinde. Hani onu bekleyip görmek lazım. Uyumu nasıl olacak? O performansı devam ettirebilecek mi? Onu hep beraber göreceğiz. Onunla ilgili çok bir şey açıkçası söyleyemiyorum. İyi oyuncu olduğunu biliyoruz, gördük de. Ama belli olmaz. Onda bir açık kapı bırakmak lazım. Bunun yanında Beşiktaş'ın orada tabii 3 oyuncusu var şu an. Gezzeli de ekliyorsun oraya, ama bir oyuncuya daha ihtiyacı var. Yine performans olarak. Enkudu. İşte Enkudu mu olur, Güven mi olur, tekrar Güven'e yani geri dönüş halihazırda olur mu? Kontratlı olarak ben söyledim. Güven şu an Orada bence bir transfere, yani hani dışarıdan Güven olursa dışarıdan transfer denmez, ama Güven olmazsa gene dışarıdan bir alternatife de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Senan var yine normal şartlarda o bölgenin alternatifi. Bunu söylerken de şimdi Cenk Tosun, evet ben ümitliyim Cenk Tosun'dan. İyi işler yapabileceğini düşünüyorum ama sakatlık riski yüksek. Hani böyle sarı ile kırmızı alarm arasında Cenk Tosun'un sakatlık riski. Hani gelir, Allah korusun sakatlanır, 4 ay Cenk Tosun göremezsin. O yüzden transfer diyorum artı. Enkudu keza öyle. Enkudu çok iyi başlar sezona. 3 maç veya bu adam neredeydi dedirtir. Ondan sonra bir sakatlanır, yine Allah korusun. 3 ay Enkudu'yu da göremezsin. Muleka da evet iyi oyuncu, potansiyelli oyuncu, ama ya tutmazsa diye söylüyorum bunu. Öyle bir ihtimal de var Muleka'da. Yarım sezon izledik çünkü. Yarım sezon çok üst düzey bir performans gösterdi. Onda da bir belirsizlik olabilir diye düşünmekteyim. O yüzden de bu isimlerin yanına bir isim daha alternatif olarak kadroda olmalı diye düşünmekteyim Beşiktaş'ta. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Evet, yeni saatteyiz. Şimdi farklı bir konudan devam edeceğim.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda neler oluyor? Ali abi hafta sonu gördün mü? Sosyal medya hesabı. Evet, Salim Anav'ın Ajans Spor'da yaptığı bir haber var. Mevcut şu andaki yönetim. Biz de Cuma günü söylemiştik. Ya Cuma ya Perşembe günü yayında söyledik burada. Bunu zaten çok yıllardır konuşulan bir şey. Tabii ki bizim söylemimizde yaptıkları değil ama üzerine denk gelmesi... Ben anlamam, belki dinliyorlardır. Hatta dedik Dijitürk izin vermiyor. Artık sen de onu hallederler, bir şekilde halletmen lazım dedi. Ama bizim haberin detayında sanki o kısım yok ama okuduğum kadarıyla yani yayıncı kuruluş yine izin vermeyecek maçlardan görüntülere. Ne izin verecekler? Fikstür mü koyacak? İşte paylaşımlar, hani bir hesabı olsun. Belki yani maçtan görüntü olmaz, başka bir görüntüler olur. Bilemiyorum onun detayı tam ne olur. Ama hani bu haber çıktı diye bütün görüntüler o hesaplardan yanılacak. Olmasını beklemiyoruz ama. Bütün derken yani öyle bir hakkı olacak demek değil. Bence hala o konuda pazarlık payı var. Ama bir adım sonuçta Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Vallahi yetmez ama evet, Türkiye Futbol Federasyonu eğer ligin bir sosyal medya hesabını kuruyorsa, ligin kendi sosyal medya hesabının, kendi liginin görüntüleri yoksa, o zaman neyleyim ben o hesabı yani? O zaman sen ben açayım o hesabı. Yurt dışına nasıl mesela, hiç gerçek anlamda bakmak lazım tabii ki. Ya onlarda... Bölgelere göre şu olur. Hani hepsi veriyor mu mesela? Ya, bir iki gol verirsin, geçmişten görüntüler verirsin ama bir görüntünün olması gerekir. Artık her şey kısa videoya dönmüşken şu çağda. Sadece fikstür atarak, program atarak sosyal medya hesabının ne anlamı var? Eğer o haftanın en güzel golünü biz görmeyeceksek, o haftanın en güzel golü de bir şirkete sponsor olarak satılmayacaksa, o zaman bir anlamı olmuyor. O yüzden yapıyorlar o hesapları. Yani sen Premier Lig ayın en güzel golünü seçerken, ayın menajerini seçerken bedavaya mı seçti diye düşünüyorsun. Onun hepsinin arkasında bir mantık var. O mantıkla beraber bizim ligimiz de bunu çok kolay yapıp ondan sonra o golleri gösterebilir. O golleri gösterse ayrıca ne olacak? İnsanlar onu izlediği zaman ligi izlemek ister. Yani senin oradaki 30 saniyelik görüntüyü vermemen, 1 dakikalık görüntüyü vermemen demek, insanların olası ilgisini bloklaman anlamına geliyor. Sen o görüntüleri, iyi olanı, güzel olanı, ligde gerçekleşmiş olanı ver ki o sosyal medya hesabından insanlar ilgilensin. Ya ben de şu paketi alayım, izleyeyim desin. Yani sosyal medya hesabı açmanın lig olarak anlamı o. Dolayısıyla hani Türkiye Futbol Federasyonu böyle bir şey kalkışıyorsa ya muadilleriyle aynı şekilde yapsın ya da hiç yapmasın. Bırak bu şekilde devam edelim biz. O zaman özet beklemiyorum ben. Açmıyorlar diye eleştirmemiz de çok mantıklı olmuyor. Sonuçta bunu açmak isteyen görüntüleri yayınlamak isteyecektir. Ama Bein izin vermediği zaman da yapabileceği bir şey yok. Nasıl yani Bein'e bunu sözleşmeyi pat diye iptal edebilen Türkiye Futbol Federasyonu, hiçbir gerekçe göstermeden sözleşmeyi iptal edebilen Türkiye Futbol Federasyonu Bein'den bir tane gol görüntüsü mü alamıyor? Eğer böyleyse zaten atalım kendimizi. Böyle zaten Bein güçlü, bu da TFF'den de güçlü. O zaman açmayın hesabı, ben de diyorum. O zaman açmayın hesabı. Bakalım olacaksa. Öyle olacaksa. Yani ama Süper Lig'de hafta sonunda çok güzel bir çalım, çok güzel 3 tane çalım, 2 tane tribünden görüntü, o sosyal medya hesabında video olarak olmayacaksa, o sosyal medya hesabının anlamı ne? Biri bana anlatsın. 27. hafta programını mı göreceğiz biz o sosyal medya hesabında? Yani bir tane maç sonu röportajı veremeyecekse. Biz veriyoruz o programları falan. Çok güzel de evet, kampanyalarımız aynen oluyor. Sponsorlarımız oluyor. Ajans Spor'un sosyal medya hesaplarını takip etsinler. Bakalım şu anda tabii ki içeriğini bilmiyoruz. Biz haber olarak paylaştık. Detaylarında neler var, kimle anlaşacaklar, nasıl bir politikaları olacak. İşte, yayıncı kuruluş ikna edecek mi? Yayıncı kuruluş da şöyle ikna edilebilir. Ekstra projelerden bahsettiler bu imza töreninde. Cuma günü mü yapılmıştı? O ekstra 150 milyon TL daha aldı. Mevcut TFF yönetimi 2.05 anlaşılmışken 2.2 bu da durduk yere değil tabii ki. Plan proje var. Bu sosyal medya hesabı da belki o ekstra 150 yani milyon TL ile alakalı olabilir. Ajansla anlaştığını da yazmış Salim haberin içerisinde. Ya şimdi yeni federasyon başkanı dedi ki ya 2.050 verdiniz. Ben şimdi yeni federasyon başkanıyım. Sizinle bunu uzatacağız. İhaleyi iptal edeceğiz. Sizinle ihalesiz 2 yıl bir de. Bir yıl da değil. Görev süresi 1 yıl. Federasyon başkanını 2 yıl uzatıyor. Yani zaten ben sana söyleyeyim mi? Bütün bu süreç, ihale süreci, bu Katarlara bu işin tekrar verilmesi falan, bu ülkenin muz cumhuriyeti olduğunu gösteriyor zaten. Zaten neresi göstermiyor ki? Bu da gösteriyor. Teyit. Şimdi sen bir yıl görev süren var, 2 yıllık bunu verdin, ihaleyi, kazanılmış ihaleyi iptal ettin. Geldin, göreve çağırdın, gel imzaya çağırdın şirkete, vazgeçtim dedin. Ondan sonra başka Kulüpler Birliği'nin
eğilimi vardı. Süper Lig trivi kursu falan. Hayır, buna izin vermedin. Oyaladın, kurdurmadın. Temmuz'a kadar bu işi oyaladın ki bu saatten sonra da yetişemez yapsak bileye bağlamak için yaptın bunu. Ya bu işi Katarlara vermek için çırpındınız. Federasyon başkanı gönderdiniz, yenisini getirdiniz. Tamam, eyvallah. Davaları açacağız zaten biz inşallah. Ama sen bunu yaparken de ne dedin? 2-0-50 dedin ki, ya dedim biz geldik şimdi, burada bize bir şey ver. Hani ben bir şey almadan şimdi 2-0-50 imzalamayayım. Benden önce Nihat Özdemir istifa etmiş. Ben gelmişim Mehmet Büyükekşi olarak. Bana bir şey ver dedi. Adam sana 150 milyon öyle verdi. Ama bunun yanına 150 milyon için sen ne veriyorsun bana diye. İşte artık arkasını nasıl doldururlarsa. Sözle mi doldururlar? İcraatla mı doldururlar? Korsanla mücadele mi derler? Ne derlerse. 150 milyon da hani benim bir farkım olsun. Yeni federasyon başkanı, bak ihaleyi iptal ettim. Sana bunu 2 yıl ihalesiz, bilinmemesiz veriyorum. Hem benim görev süremi de aşacak şekilde sana veriyorum. Sen de bana bir şey ver ki ben de döneyim. Eski hikayeyle bunu imzalatmış olmayayım diye bana da bir prim ver dedi. Burada Katarlılar patron, onların çalışanları, personelleri, elemanları gibi davranan bir federasyon var zaten. Gideni de geleni de. Onlar da attılar bir şey daha, anladın mı? Attılar bir şey. Al dediler, bunu da attık, hadi bakalım. Şimdi sen bunu nasıl altını dolduracaksan doldur, bizi mutlu et. Şimdi Katarlılara yaranmak için memleket yine bir tur daha dönecek. Bir de rezerv bir konusu var. Hafta sonu o da paylaşıldı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağlu da konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Rezervlik oluşturması için karar alınmış Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından. Bu da aslında beklenen, bir önceki yönetim tarafından da gündeme getirilen fakat başvurular çok değildi. Sanıyorum 4-5 kulüp rezervlik için sadece başvurmuştu ve sonrasında iptal olmuştu. Aslında rezerv takımların 3. lig, 2. lig, 1. lige edilmesi konuşuluyordu. İşte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın takım kurup o liglerde mücadele etmesi. Ama bu sefer oradaki takımlar buna karşı çıkmıştı. O yüzden ayrı bir lig oluşturması gündemdeydi ve bu konuda da bir karar alındığı söyleniyor. Yani TFF aslında yeni başladı ama birçok konuda hızlı şekilde hareket ediyorlar. Bu anlamda ilk hani 2 haftalık performansları bence gayet olumlu seyrediyor. Tabii daha lig başlamadı. Lig başladıktan sonra elbette tartışmalar da olacaktır onlarla alakalı, hakemlerle alakalı, MHK, disiplin kurulunda kimler seçildi, işte tahkimde kimler var. Bunlar tabii ki daha çok tartışma götüren şeyler ama bir önceki yönetimin yapmadığı, yapamadığı şeyler üzerinden de hızlı şekilde hareket ettiğini görüyoruz TFF'nin. O anlamda şimdilik kaydıyla tabii ki bir önceki yönetimden daha iyi başladıkları gözüküyor. Onu da söyleyelim ve aramıza gidelim. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...9-15 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Şimdi bugün futbolda karşılaşmalar var İsveç Ligi'nde. Mücadeleler 4 karşılaşma saat 20'de başlayacak. Kadınlar Dünya Kupası'nda Avrupa elemeleri karşılaşmaları var. İrlanda'dan, Brezilya'dan karşılaşmaları da oynayabilirsiniz. İsveç demişken de merak ettim. Bu bizim Östersund vardı, Galatasaray'la eşleşen takım ne yapıyor acaba diye baktım. Haberdar mısın Ali abi? Neler yapıyorlar? Küme düşmüşler kendileri bir önceki sezon. 30 maçta sadece 14 puan toplayabilmişler. Sahipleriyle alakalı sıkıntılı bir durum vardı. Hapse giriyordu en son birkaç sene önce. Birkaç sene değil de bir sene önce falan gördüğümde. Sonrasında da zaten tepe taklak olmuşlar. Vallahi. Şu anda bir alt ligde. Böyle İsveç, Norveç'ten de böyle haberler geldiği zaman çok inanasım gelmiyor. Öyle. Garip geliyor ama oluyor, evet. Şu anda ikinci ligde, bir alt ligde. Orada da 10 maçta sadece 6 puan toplayıp ana takım arasında 15. sırada yer alıyorlar. Oradan da hani bizdeki, şimdi örnek vermeyeyim, gücendirmeyeyim de o
tahmin ettiğiniz takımlar gibi serbest düşüşe geçmiş Östersund, onu söyleyelim. Tabii ki bugün sadece futbol değil, özellikle tenis bülteninde çok karşılaşma var. Çünkü Wimbledon bugün başlıyor artık. Elemeler vardı geçen hafta. Hafta boyunca sürmüştü. Şimdi artık ilk tur karşılaşmaları bugünle birlikte başlayacak. Favoriler bugün korta çıkacaklar. O karşılaşmalara bahis yapabilirsiniz. Hani benim şu anda bültende tek maç olarak gördüğüm Casper Ruud var. Hurkaç yine üst düzey isimlerden biri, erkekler tenisinden bahsediyorum. Bayağı ama çok var, şimdi hepsine tek tek bakamayacağım. Wimbledon'u da takip edebilirsiniz. Wimbledon bu arada Esport ve Esport Plus'ta canlı olarak takip edebilirsiniz. Esport Plus'ta da hem merkez kort yayını olacak hem karışık kortlar, diğer kortlardan maçların olduğu bir yayın olacak. Esport tarafını çok bilmiyorum açıkçası ama dileyenler bu iki platformdan da Wimbledon tenis turnuvasını takip edebilirler. Ben biliyorsun son dönemlerde tenise fazlasıyla sarmıştım. Her ne kadar çim kort çok hoşuma gitmese de bilmiyorum, görsel olarak toprak kort oyun olarak da daha hoşuma gidiyor ama çim kort özellikle bu turnuva sona doğru çimliğinden çıkıyor. Yani çim mi toprak kort mu belli olmuyor. Hani... o görüntüyü biliyorsun değil mi? Final mücadelesinde böyle tenis çok hoşuma gidiyor benim, tam tersi. Sen seviyor musun? En çok çim kort hoşuma gidiyor. Tabii canım, kişiden kişiye değişir. Bunda garip bir şey yok. Ben daha toprakçıyım ama tabii ki çimde izlemeyecek halim de yok. Benim Alcaraz falan çıktığında inşallah kaçırmayacağım. Wimbledon'u beyaz giyerek izle lütfen. Evet, bir de orada kıyafet var. Uygun. Öyle izle. Evet, ama kıyafetimde Chicago Bulls elinde çilek ve kremada olsun. Evet, sen takip edecek misin, böyle arada bakar mısın? Bakarım. Evet, bugün o karşılaşmalara da bahis yapabilirsiniz diyelim, hatırlatmamızı yapalım ve dönelim normal gündemimize. En son TFF'den bahsetmiştik, şimdi Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'da da hafta sonu başkanın açıklamaları dikkat çekiciydi. İki oyuncu da görüşmeler devam ediyor dedi Ahmet Ağlu ve 9 Temmuz'daki kampa kadar bitireceğiz. O kampta da olacaklar dedi. Tabii isim vermedi, bilmiyorum sen ekstra bir haber gördün mü ama bitmeyen bir Trezeguet transferi var Trabzonspor'da. O da hani bu tabirim için özür dilerim ama kabak tadı verdi artık her gün. Çünkü benzer şeyler görüyoruz. İşte menajeriyle mi anlaşılamadı, oyuncuyla mı? Oradaki problem ne, tam anlamış da değilim. Ama hala bitme aşamasından çok uzakta. Burada Aston Villa ile Trabzonspor'un konuştuğu rakamlar arasında çok büyük uçurum olmadığı için benim tahminim Trezeguet ile Trabzonspor arasındaki görüşmelerde biraz fark var ekonomik anlamda. Yani tavan ücreti geçmemesi için herhalde Vakeme'ye vermedi. Bir de Trezeguet verirse o paraları. Biraz öyle gözüküyor. Trabzonspor'un vermek istediği ile Trezeguet'in istediği arasındaki farktan uzadı diye düşünmekteyim ama hani Ahmet Başkan'ın söylediği iki transferden biri o, diğeri de stoper diye düşünülüyor zaten. Evet, stoperde de Marlon ismi gündemdeydi ama orada da beklenti kulüp tarafında yüksek olduğu için sanki zora girmiş transfer. Diğer Bartra'ya başta olmak üzere diğer isimlere yönelmesi bekleniyor Trabzonspor'un. Kaleci transferi konuşuluyor. Erce kardeşler gidecek. Bu Samsunspor'dan Nurullah Aslan gündemdeki oyunculardan biri. Onu hafta sonu tekrar okuduk. İrfan Can hep yakıştırılıyor Eri Bayat. Orada da çok değişen bir şey yok. Aslında çok yeni olarak paylaşabileceğim bir Bakasetas'ın paylaşımı var. Bir taraftar şöyle bir Instagram'dan hikaye atıyor. Takımdan ayrılma ihtimali en yüksek oyuncu Bakasetas diyor. Bakasetas onu alıp paylaşıyor. Ve müzik seçimi olarak da Cem Adrian'dan Herkes Gider Mi şarkısını koymuş. Bu da bir sinyal mi acaba diye yorumlanmış. Bakasetas'ın gitme ihtimali tabii ki var. Geçen sezon da Sporting konuşulmuştu. Bu sezon Fiorentina'yı gördüm ağırlıklı olarak yaz döneminde. Ama satılmasında fayda olan oyunculardan biri, bence gayet iyi bir operasyon olur. Markao gibi. Ondan da iyi bir para kazanırsa Trabzonspor, hani Galatasaray Markao'da kazandığı gibi bence gayet verimli de olur. Benim çok beğenmediğim bir oyuncu Bakasetas. O paralar da gayet şık olur. Transferde de önünü açar Trabzonspor'a. Trabzonspor'un şansı Uluslar Ligi'nde Bakasetas çok golcü bir performans gösterdi. Zaten ligde de gol sayısı fena değil. Kalitesini herkes biliyor. Ama işte böyle uluslararası performansa desteklediğiniz zaman oyuncuları daha kolay pazarlayabiliyorsunuz. Bakasetas konusunu da defalarca konuştuk. Zaten seninle fikirlerimiz orada benzer. Bence de eğer Trabzonspor hani bence 5 milyon euronun üstü Bakasetas için iyi bir rakam. Hı hı. Ben öyle düşünüyorum. Hani çok konuşulan rakamlar var ama 5 milyon euronun üzerindeki her rakam bence Bakasetas transferinde Trabzonspor için iyidir diye düşünmekteyim. Eğer olursa
benim de gözüm kapalı kabul edeceğim bir şey olur. Trabzonspor için transfer olur. Ahmet Ağoğlu dedi ki gruplara kaldığımız takdirde ki bir önleme turu geçmek durumunda Trabzonspor elde edeceğimiz gelir Trabzonspor kulübünün bir yıllık futbolcu maaşının tamamını karşılıyor. Bu açıdan son derece önemli demiş ama işte buna bağlı olması da aslında ne kadar zor bir yolda ilerlediğini kulüplerin gösteriyor. Yakalamadı diyelim. O zaman Trabzonspor zora mı girecek? Hani her şeyin bu pamuk ipliğine bağlı olması. İşte zaten geçti. Zorda. Hani zora girmiyor. Zaten zordalar. Herkes felaket durumda da. Daha da zora girecek yani Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsa. Ama kalırsa da çok büyük bir rahatlık getiriyor işte kulüplere. Tabii sadece Trabzonspor üzerinde değil. Bugün büyük kulüplerin de hani Süper Lig oluşturma çabası da benzer. O para bir şarta bağlı olmadan olsun istiyorlar. Çünkü oluyor ya yani bir sezon iyi geçirmezsin. Beşinci bitirsin. İşte Atalanta mesela yıllardır Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Şimdi tepe taklak gidecek mi merak ediyorum. Diğer takımlar için de Juventus için de aynı şey geçerli. Barcelona için de aynı şey geçerli. Yani Trabzonspor'da aslında onlardan böyle aman aman bir farkı yok. Yani Trabzon'u eleştirirken Avrupa'da bu anlamda çok iyi anlamında söylemiyorum kesin. Ama bu pamuk ipi hoşuma gitmiyor benim. Evet. Sen ekonomik durum deyince borcu da hafta sonunda yaklaşık 2 milyar lira olarak açıklandı. Aynen 1.9 küsür müydü o civar bir borcu var. Yine Ahmet Ağoğlu'nun açıklamalarından bakmaya çalışıyorum neler söylemiş. O iki oyuncudan bahsetmiş. Milli takımlarda görev yapan onun üzerinde oyuncusu olduğundan bahsetmiş Trabzonspor ki alt yaş kategorilerini. Gerçi bu sadece yabancıları da katmış içine anladığım kadarıyla ama alt yaşlarda Trabzonspor'un milli takıma verdiği çok fazla oyuncusu var. Bir de hafta sonu Emre Mor haberi çıktı Trabzonspor'la ilgili. Hani genelde Fenerbahçe bitirdi gözüyle bakılıyor. Menajerini İstanbul'a çağırmış ama Trabzonspor da Gervinho artı bir miktar para teklifinde bulunduğu yazılmış. Emre Mor da piyasası bir anda yükselen futbolculardan biri oldu. Trabzonspor'da çok ihtiyacı var mı derseniz bence hiç ihtiyacı yok ama zaten sadece Süleyman Hurman'ın Emre Mor'la ilgili söyledikleri 1 milyon euro yaptı. Yani Emre Mor'u öyle bir konumladı ki Süleyman Hurman zannedersem bunu bilinçli olarak yapıyor. Yani sadece o konuşmaları 1 milyon euro yaptı bence. Ama ilk defa yapmadı. Süleyman Hurman sezon içinde kimse Emre Mor'un yüzüne bakmazken de aynı şeyleri tamam, söylüyordu işte, yani. Gayet güzel yapıyor o işi. Aynen. Bence iyi de yapıyor. Yok kötü değil. Bence inanıyor da onu demeye çalışıyorum. Şu an transferin gözdesi diye söylemiyor. Transferin gözdesi değilken de potansiyelinden, Messi seviyesine çıkabileceğinden vesaire çok övmüştü. Çok beklentisi var kendisinin. Şimdi de o beklentisi zaten performansla gösterdiği için geri kalan 6 ayda. Şimdi hakkıdır yani Süleyman Hurma. İstediği kadar da övebilir. Normal o da tabii ki olabildiğince yüksek bir bonservisine satmak istiyor. Emre Mor 25 yaşında bir oyuncu. Hani onu alan takım bir iki sene oynatıp işte Karagümrük bir sene oynatıp satıyor. Onu alacak takım da bir sene oynatıp daha da parlatıp Avrupa'daki bir takıma da satabilir. Buna uygun, yaşı da uygun, potansiyeli de uygun ama tabii ki performansı aynı istikrarda olur mu? Trabzonspor mesela onun için doğru takım mı? Fenerbahçe doğru takım mı? Bu gideceği takımlarda herhalde en fikirizdir. Yedek kulübesine kalacak Emre Mor. Yani düzenli 11 oynayacağı Abdülkerim gibi işte hani Marka gitti yerine oynayacak diye bir durum söz konusu değil. Trabzon'da onu göremiyorum. Vişcan'ın yerinde oynadığı için. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. O bölgede İrfan Can var zaten hali hazırda. Eğer o bir yere gitmeyecekse Emre Mor orada da yedek kalacak. Hani Beşiktaş'a gitse orada da yedek. Kim kaldı? Galatasaray. Yunus var. Orada da yedek. Yani belki Başakşehir aklıma geliyor. Olabilecek takımlardan biri. Hani Vişcan'ın yerine Serdar gelmişti. Serdar öyle çok etkili bir performans gösteremedi. Ama dört büyüklerde forma şansı pek makul değil. O yüzden bilmiyorum tabii kendi kariyer tercihi de sanki Avrupa'da daha oynayabileceği bir takıma gitse daha uygun olabilir Emre Mor için. Çünkü oynamaya da başlamıştı düzenli. Emre Mor'un hani kenarda durup gelişmesi pek söz konusu değil. O oynayarak gelişmesi. Yani her oyuncu için geçerli tabii de Emre Mor için daha da geçerli. İşte dediğin olayı hani bir sene daha parlatıp başka bir takıma satma olayını zaten Emre Mor oynayarak yapabilir ancak. Yani dolu dolu iki sezon geçirdikten sonra insanların daha çok daha kolay ilgisini çeker Avrupa kulüplerinin. O yüzden de bu sene de Emre'nin dolu dolu oynamaya gol sayısını arttırma, asist sayısını arttırma ihtiyacı var. İşte bakalım tercihini Bireysulak nasıl yapacak? Çünkü hep yurt dışı takımlar da yakıştırılıyor. Başta işte yine Fiorentina
yanılmıyorsam Bakasetas'ta olduğu gibi ismi geçen kulüp. Tabii oradaki durumu bilmiyorum. Şimdi dört büyüklere hakimiz ama Fiorentina'da oynar mı oynamaz mı, rotasyon nasıl bilemiyorum ama oynayabileceği bir takıma gitmesinde fayda var. Bir de aslında Fenerbahçe'yi konuşurken atladığımız bir gelişme, Ozan Tufan'ın transferi resmen açıklandı artık. Ozan Tufan da İngiltere'de Hull City forması giyecek. Kiralık veya bonservisiyle ilgili söylenmedi. Herhangi bir şey prensip anlaşmasına varıldı dendi Hull City ile ama oyuncu işte sağlık kontrolünden geçecek. Ama önümüzdeki sezon en azından bir yıl boyunca Fenerbahçe'nin kadrosunda olmayacak. Jean-Michel Seri de evet. Oraya gidiyormuş. Acun Ilıcalı onu da dün evet. Resmi olarak açıkladı. Çok karakterini de çok beğendiğini söylüyor. Futbolcuna zaten hayrandım, tanıştım. Futbola yatıp kalkan tam bir aile babası dedi. Onun da sözleşmesi bitmişti. Ozan Tufan'la ilgili de çok iyi şeyler söyledi. Ozan Tufan bakalım, yani Watford'da kaybolup gitmişti. Fenerbahçe'ye geldikten sonra da felaket bir görüntü çizdi. Yani Ozan Tufan için geçen sezonun tamamı kayıp oldu. Hem Watford hem de Fenerbahçe adına. Onun tekrar bir kendine gelmesi lazım. Önünde de bir fırsat var. Bakalım, tabii gittiği lig kolay bir lig değil. Çok uzun, çok yorucu bir lig. Çok fiziksel bir lig. Orada Ozan Tufan'ın belki de kariyerindeki en büyük zaafı fiziksel seviyesini bir türlü istikrarlı şekilde sezonlara yayamaması oldu. İngiltere bunu hiç affetmiyor. Yani fiziksel bir yetersizlikte, o ligde ayakta kalması mümkün değil. O yoğunlukta, o sertlikte. Rekabet de çok üst düzey. Bakalım, ben de merak ediyorum nasıl bir bundan sonra Ozan Tufan izleyeceğiz. Kadroda kalıcı olacak mı yoksa rotasyon oyuncusu olup bir süre sonra yine vazgeçilecek mi? Gerçekten çok merak ediyorum. Yalnız seriyle birlikte olması da bence bir avantajı. Ozan çünkü topu çok iyi yönlendirebilen bir orta saha değil ama seri de tam tersi. Topla arası çok iyi. Derin oyun kurucu. Ozan da hareketli bir 8 olarak oynarsa, box to box eğer tabii fizik kalitesi müsaade ederse, aslında uyumlu da bir ikili olabilir. Hatta bilmiyorum düzenleri nasıl olur. Yanlarına bir orta saha daha katılırsa ya da 10 numara mı gelir artık bilemiyorum. Fena o açıdan durmuyor. Bir de iyi bir golcü almak istediklerini söylüyor Acun Ilıcalı. Evet. O konuda da beklentiler yüksek. Premier Lig'e çıkmak için bir kadro oluşturuyor net bir şekilde. Ozan'ın da aslında baskı bu anlamda yüksek olacak. Yani bir alt lige gidiyor ama orada kalmayı düşünen bir takım değil. Hedefi çok yüksek. Baskının da eminim önümüzdeki sezon daha yüksek olacağı bir takım. Hasiti. Ozan'ın bununla da alakalı problemi vardı. Baskıyı kaldırma. Bakalım nasıl idare edecek. Onu da hep beraber göreceğiz. Evet, bu gelişmeyi de paylaştık. Şimdi son aramıza gidelim. Aradan sonra son bölümle buradayız. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. ...9.36 saatlerimiz alternatif piyasalar bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda her pazartesi olduğu gibi Berkant Kuş var. Berkant Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba, iyi yayınlar, iyi haftalar. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, iyi haftalar. Hoş buldum, iyi haftalar. Evet, nasıl bir hafta başlangıcı olacak? Şöyle bir Amerika'da da resesyon kaygısı biraz enflasyon kaygısının önüne geçmeye başladı ama enflasyon da artmaya devam edeceği, en azından hayatımızda uzun bir süre kalacağı ile ilgili yorumlar da giderek çoğalıyor. Ama resesyon daha fazla dilendirmeye başlandı. Bitcoin'in de hani kripto pazarı ayrı bir şey ama Bitcoin'in özellikle 20 bin dolar seviyesinde çok ciddi miktarda 500-600 bin Bitcoin'in el değiştirmesiyle çok daha sağlam bir taban yapmaya başladığından bahsediliyordu. Siz genel tabloyu ve özellikle bu haftayı nasıl görüyorsunuz? Buyurun. Evet, genel tablo tabii 17 bin dolar dibine gitmemizin yegane sebebinin 70 bas puan ve 8.6 ile tekrardan pik yapan bir enflasyon olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu havanın değişmesi yine nasıl bu 17 bin dibine bizi götürdüyse aksine dönecek verilerle bizi karşılayabilir. Ama bu şu an için mümkün görünüyor mu? Pek de mümkün görünmüyor. Neden? Çünkü bunu hem FED üyelerinin açıklamalarından hem Powell Yellen'ın aslında bir nevi yanıldık, enflasyonun bu kadar kemikleştiğini düşünmüyorduk gibi söylemlerinden anlayabiliriz. Tabii FED'in en son 75'lik faiz artışının tutanağına baktığımız zaman onlar da bu durumu kabul etmiş durumda. Çünkü 2022 enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize ederek
biz evet bu sene enflasyonu daha aşağı çekemeyeceğiz gibi görünüyor. O yüzden hedeflerimizi 2023'e erteledik diyorlar gibi bir tutanak söz konusu. Aynı zamanda yine şunu hatırlatmakta fayda var. Büyüme hedeflerini de aşağı yönlü revize ederek bu resesyon korkusunu tekrardan piyasalar yaşamaya başladı. Şimdi genel olarak baktığımızda bizim resesyonun ilk habercilerinden biri nedir? Brent petroldür. Brent petrolde şu an geçtiğimiz günlerde US Oil'da da gördüğümüz %10'luk tek günlük bir düşüş. Resesyon artık kapıda, hatta kapıyı çaldı giriyor içeri gibi bir evet. hava oluşturdu. Böyle bir durumda bizi ne bekler? Açıkçası böyle bir durumda daha çok faiz artışından çok daha sert günler bizi bekleyebilir. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Şimdi önümüzdeki enflasyon verisine, Amerika'dan gelecek enflasyon verisine odaklanmış durumdayız. Oradan gelecek veri eğer 8.6'nın altında gelebilirse, ki ben o yönde bekliyorum en azından, ya 8.6 ya da bir tık altında geleceğini. Böyle bir durumda ben riskli varlıklarda bir nebze de olsa bir rahatlama, şu an zaten hafif bir rahatlama evresindeyiz. Zaten Nasdaq, S&P, Dow Jones, evet. Cuma günü kapanışlara baktığımızda %3.5'a varan yeşiller bizi karşılamıştı. Şimdi kripto paralarda Bitcoin'de bu kadar sert bir tepki göremedik. Hala 20 bin dolar seviyelerinde, 21 bin dolar seviyelerinde dolanan bir Bitcoin var. Peki buraya, orada gelecek tepkiler Bitcoin'in ne zaman yansır? Bitcoin biliyoruz ki finansal piyasanın, daha çok riskli varlıkların önden habercisi oluyor. Bitcoin hareketini yapıyor, ardından diğer piyasalar geliyor. Çünkü 7/24 çalışan bir piyasa. O yüzden biz önümüzdeki günlerde, daha doğrusu önümüzdeki haftalarda enflasyon verisine odaklanacağız. Oradan gelecek, gelmeyecek daha doğrusu yeni bir pik bizi hem kripto paralarda hem riskli varlıklarda yukarı götürebilir. Ayrıca şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Şimdi Amerikan dolar endeksine baktığımızda şu an tekrar 104'lere bir salınım görüyoruz. Dolarda bir gevşeme görüyoruz. Tabii ki bu gevşeme çok büyük değil. Sadece 105.5'lardan 104'lere gerileyen bir dolar endeksi var. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın atacağı adımlar aslında Fed'den ziyade doların durumunu daha net özetleyecek hamleler olacak. Neden? Şimdi Avrupa Merkez Bankası faiz artışına başlamadı. Fed önden yüklemeli bile başlamışken Avrupa Merkez Bankası başlamadı. Şimdi Euro dolara baktığımız zaman şu an 1.0560'larda, ki bu yukarı isteğinin olduğunu gösteriyor. Bu da ne demek? Eğer Avrupa Merkez Bankası önümüzdeki toplantıda faiz artışında 25 veya 50, hele ki 50 bas puanlık bir artışa giderse, Fed'den gelecek 50 bas puanlık artış çok da Euro'nun önünü kesemeyecektir. Ve Euro'daki yukarı hareketler doların elinin zayıflamasıyla beraber riskli varlıklarda bir nebze de olsa tekrar bir rahatlama evresinin sürmesini sağlayabilir. O yüzden daha çok Fed'den ziyade ben Avrupa Merkez Bankası'nın eylemlerini daha keskin olacağını düşünüyorum piyasalarda. Bugün Lagarde da konuşacak. O da belirleyici, evet. O da belirleyici olabilir bu hafta ile alakalı, sizin dediğiniz doğrultuda. Tabii tekrar kripto varlıklara dönersek, orada bir üzerinde durması gereken nokta da şu vardı. Dünyadaki genel bu sizin özetlediğiniz görüntünün yanında tabii Bitcoin ayrı bir varlık, diğer binlerce kripto varlık projesi altcoin adı altında ayrı bir ekosistem. Bitcoin hiçbir zaman biz konuşurken de anlatırken de yan yana koymanın doğru olmadığını, Bitcoin'in bir kripto varlık gibi düşünülmemesiydiğini, Bitcoin ve diğer kripto varlıklar diye ayırmak gerektiğini hep söylüyoruz. Tabii burada Bitcoin'de öyle bir durum da oldu. Kripto varlıklar diğer projelerde, özellikle merkeziyetsiz finans projelerinde ciddi anlamda bir likidite sorunu yaşandı ve teminat krizine girildi. O teminat krizinde de arkada teminat olarak tutulan varlıklar ağırlıklı Bitcoin olduğu için iflas noktasında likidite yaratmak için, teminatlara erişmek için ciddi anlamda diğer kripto projeleri batmamak noktasında Bitcoin satmak zorunda kaldılar. Bu da aslında 20 binin altına sarkmasına sebep oldu. Onunla ilgili çok önemli bir gelişme oldu. Celsius Network'tü bu. Milyarlarca dolar elinde varlık olan bir şey batma noktasına geldi ve Bitcoin'lerini satmak zorunda kalınca Bitcoin fiyatı bir anda aşağı yönü tetiklendi. Öyle bir hazır alıcı olmadığı için. Fakat küresel
sermayenin çok önemli markalarından biri. Yıllarca finans sektörünün köklü kuruluşu olarak bilinen Goldman Sachs'ın eğer Celsius Network batarsa onun varlıklarını alacak, satın alacak bir finansman yaratma hareketi merkeziyetsiz finansla, kripto varlık ekonomisiyle geleneksel finansın buluşması noktasında ve Bitcoin ve diğer kripto varlıkların da bir noktada aslında tanınması noktasında önemli bir adım. Bu yönde harekete geçtiği bilgileri de geldi. Bu da önümüzdeki dönemde olumlu yansıyabilir fiyatlara ki Bitcoin zaten rahatsız edecek hiçbir durum yok. Bitcoin teminat olarak gösterildiği için ve Bitcoin'ler bir takım projeler sıkıntıya girince satılmak zorunda olduğu için Bitcoin bu fiyatlarda fırsat oluyor. Bunu da tabii ayrıca değinmek lazım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Tabii bizim tarafımızdan bakıldığında yani dünyadaki durumu, Fed'in sıkılaştırma politikası, faiz politikası, doların güçlenmesi, dünyada enflasyonun yükselmesi, beraberinde durgunluk riskinin ve hatta stagflasyon riskinin artması, bütün bunlar önümüzdeki dönemin yine fırsatlarıyla beraber zor geçeceğini de gösteren ve çalkantılı geçeceğini, volatil geçeceğini de gösteren hem altın için, gümüş için, borsalar için, Bitcoin için, bu varlıkların tamamı için, petrol de dahil olmak üzere sizin de söylediğiniz gibi zor bir dönemden geçeceğimizi gösteriyor. Bu çalkantılara karşı da hazırlıklı olmak ve uzun vadeli pozisyon almak lazım. Bu konuda da uyaralım. Ama bizim tarafa döndüğümüzde tabii bu bir corner program oldu. Mutlaka kendi piyasalarımızdan da bilgi vermeye çalışıyoruz. Dolarda çok enteresan hareketler olmaya başladı. %2 kadar Cuma'ya göre aşağıda 16.50 seviyesinde ki sabah daha piyasa açılmadı. 16.07'ye kadar düşük hacimli fiktif işlemler görüyoruz. Cuma kapanıştan sonra da bu yönde hareket görmüştük. Bugün piyasa açılmadan da o yönde bir hareket gördük. Piyasa açılmaya yaklaştıkça fiyat tekrar 16.50'lere doğru geri geldi. 17'ye tekrar geri gelebilecek mi? BDDK'nın son bir uygulaması var. Yüksek düzeyde 1 milyon dolar civarında dolar bulunduranlar eğer toplamcıların %10'unu geçiyorsa Türk lirası krediye erişemeyecek noktada BDDK'nın yeni bir sermaye kontrolü uyguladığını görüyoruz piyasa üzerinde. Sermaye kontrolleri kısa vadede BDDK'nın ve Merkez Bankası'nın istediği yönde etki ediyor ama orta uzun vadede büyük risk oluşturuyor piyasalar için. Güven açısından ve piyasaların işleyişi açısından büyük sıkıntılar oluşturuyor. O yüzden piyasa çok karışık duygular içerisinde. Türkiye'de açılıyor. Borsa henüz açılmadı. Piyasalarda tam anlamıyla dolar, euro piyasaları açılmış değil ama 16.50'lerde dolar, 17.50'lerde euro görüyoruz. Yine çok enteresan bir hafta olacak değil mi Türkiye'de de? Kesinlikle çok 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 enteresan bir hafta olacak. Bu kadar en son volatilitenin yaşandığı dönemi hatırlarız ki pek hoş hareketler olmamıştı. 10-11 seviyelerin düşüp tekrardan aynı hızla 17'lere 16'lara giden bir dolar olmuştu. Buraları şimdi açıklamaların ardından bunun realiteye yansıması ne kadar makul olabilecek bir de bunu düşünmek lazım. Çünkü bazı spekülatif konuşmalar da geliyor. Evet. Anneler işte parayı yurt dışına kaçabileceği gibi söylemler, işte ortaklar arasında bölüşmeler yani evet, bunun bir alternatifi çok tedirgin edici şeyler var. Bu aynı zamanda yurt içindeki dövizin de dışarıya çıkabilme potansiyelini arttırıyor. Böyle bir durumda buraların aşağı seviye yani buralardan alım seviyesi olarak görebilecek yatırımcılar da yukarıya yönlü dolar baskısının artması içten bile olmayabilir. O yüzden bu dönemde birazcık da dolar üzerinde de etkinli hareket etmek tabii, faydalı olacak. Kur korumalı mevduatın dönüşleri de çok başladı ve Temmuz ayı içerisinde çok yüklü miktarda TL çıkacak piyasaya. Merkez Bankası'ndan takviyeler gelecek kur korumalı mevduatla alakalı ve yatırımcılar bir anda yani kur korumalı mevduata gidenler de ciddi bir TL ile kucaklarında buluşacaklar Temmuz ayında. O paranın da dolara tekrar dönmemesi noktasında çabası var Merkez Bankası'nın ve hükümetin. Bunu görüyoruz. Bunda ne kadar başarılı olacaklar. Bu da çok önemli. Tabii Türkiye'de giderek hayat pahalılığı, giderek enflasyon yazın gaz kesmesini bekliyorlardı. Böyle bir şey olmayacağı görüldü. Aralık ayındaki baz etkisi dışında bir enflasyonda herhalde bir aylık düşüş de göremeyeceğiz aralığa kadar. Aralıkta bir baz etkisi evet, olayı mutlaka düşüş göreceğiz. Fakat kaça çıkacak ki Kasım'da Aralık'ta kaçtan kaça düşecek? Onu da çok olumlu konuşmuyor ekonomistler benim takip ettiğim iktisatçılar. Tabii bu kısa süre içinde dünyadan, Fed'den bize kadar falan çok bir daldan dala belki gitti.
ettik ama Berkan, herhalde özetlemek gerekirse sizle beraber bu sohbetimizi, ister Bitcoin yatırımcısı olun, ister altın, ister gümüş, ister Amerikan borsası, ister Türk borsası, ister dolarınız olsun, ister Türk liranız, her ne pozisyon alıyor olursanız olun, özellikle yatırım ve alım gücünüzü koruma noktasında davranıyorsanız orta ve uzun vadeli düşünmek lazım. Günlük hareketlerden alıp satıp bir kazanç sağlamaya çalışmak veya taşıyamayacağınız pozisyonları, iki yönlü olarak da taşıyamayacağınız pozisyonları çok kısa vadelerde taşımamak herhalde söyleyebileceğimiz tek özet cümle. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Tedbir, bu dönem birazcık tedbirli olma dönemi, evet. Bu dönem. Savunmada kalmak olacak. Lazım. Çok çok zor günlerden geçiyoruz. Hem dünya hem de Türkiye'nin kendi şartları giderek ağırlaşıyor. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. İyi haftalar diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. ...9.48 saatlerimiz, son bölümdeyiz artık. Programı da yavaş yavaş toparlayacağız. Bugün aslında bayağı bir konuştuk. Kulüplerdeki son transfer gelişmelerini değerlendirdik. Hafta sonu Fenerbahçe'nin hazır karşılaşması vardı. Oradan ben izlenimlerimi aktardım. Ama notlarımdan birkaçı kalmış. Onları da tamamlayarak programı da noktalayalım. Galatasaray'la ilgili dün Ayhan Şensoy'un, Habertürk muhabiri, bu Galatasaraylı muhabirler sanıyorum Twitter'da Space odasında bir yayın açıyorlar. Bu da bir gelenek haline geldi. Dün o yayında söylediği bir transfer haberi var. Galatasaray'ın Başakşehir'den Berkay Özcan'ı transfer etmek istediği takasta da Taylan'ı kullanmayı düşündüğü haberi. Bence dünün önemli haberlerinden biriydi. Berkay benim beğendiğim, çok yönlü, 6-8-10 her bölgede oynayabilen bir isim. Tayland'da son dönemde performansı düşmüştü. Sakatlık problemleri de yaşamıştı. Berkay'la takasının söz konusu olması, tabii Galatasaray para da verecektir. Kafa kafaya bir takas olmaz ama Berkay bu yerli kuralında, yabancı kuralında da iş yapabilecek çok yönlü bir orta saha oyuncusu. O açıdan makul bir transfer olarak görüyorum. Bu notlarımdan birisiydi. Diğeri de Eyüp Spor'un as başkanının yaptığı açıklamalar. Cuma veya cumartesi günü Spor Arena'ya yaptı. Bu Kazımcan Karataş transferi çok konuşuldu. 5 yıllık sözleşme imzaladı Eyüp Spor ama 2 yılına da Galatasaray'a kiralık verecek. Dedi ki biz Galatasaray'ın arka bahçesi olarak anılmak istemiyoruz. Süper Ligi bir vitrin olarak kullanıp oyuncularımızı Avrupa'ya pazarlamak istiyoruz. İşte alın bakın, Eren Can bunun örneklerinden biri. Onu aldık ve Süper Lig takımı Alanya Spor'a kiraladık ki Eren Can da bu sezonda Alanya Spor forması giyecekmiş. Dün Ajans Spor'da haberini yaptık. Kazımcan'da da durumun bu olduğunu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da çağrıda bulunduklarını söylüyor kendisi. Tabii ki yani ne derece ikna etti açıklamalar sizi bilemiyorum. Beni pek etmedi ama hani haber olarak da en azından paylaşmış olayım. Ve son notumda Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın açıklamaları çok uzun. Şimdi burada paylaşmaya kalksam ekstra bir program daha yapmamız gerekebilir. Ajans Spor'un Instagram hesabında Salim Manav'ın sorularını yanıtladı. Çok fazla açıklaması oldu. Bir saate yakın süren bir yayın anladığım kadarıyla. Ajansspor.com'dan da detaylarını bulabilirsiniz. Vakemesinden Balotelli'sine, Ali Koç'a, hakemlere, transferde kimleri istediklerine vesaire vesaire çok konu var. O açıklamaların hepsini Ajansspor'dan da okuyabilirsiniz diyelim. Benim notlarımın tamamı bunlar. Bugünlük programı da noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.